Bu gece başlıyor ve haftaya 3 güzel kadınla başlıyoruz. Ne kadar güzel ve 16 Eylül Pazartesi'de herkese çok güzel bir hafta olsun diliyoruz ve dediğim gibi çok güzel birbirinden harikalar da 3 kadınla birlikte haftaya başlama büyük şanslıyım. Hoş geldiniz. Vallahi hoş geldiniz. Nergis Kumbasar, Kimya Gökçe Aytaç ve Nurseli İdiz bizle beraber. üçü ne yapıyor diyecekseniz üçü birlikte oyun sahneliyorlar ve oyunun adı da etekler ve, ve pantolonlar. pantolonlar. Evet, evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyiz. İyi, güzel bir tatil iyi. sonrası. Vallahi. Birbirimize de yeni kavuştuk zaten. Evet. evet, evet. burada karşılaştık 3 <laughs> aydan sonra. Provalardan sonra. sonra. Provalar ne kadar sürdü Nursel? Ee, bir 1,5 ay sürdü evet, galiba. Bir buçuk ay. Bir buçuk ay. Sürdü. Ondan sonra yaz tatili falan gider. Yani herhalde. seçimleri beklerken zaten o arada onu değerlendirelim. Aynen. Herkesin çekimi olur, provası olur, Aynen. bir şeyse olur dendi. Hı hı. Ondan sonra o arayı değerlendirdik. Sonra bun <laughs> Buyurun, bunu Van <turizim. gülüyor> e, tatil yapıldı. Şimdi evet. geri dönüldü. Sezonu açıyorsunuz. Sezon nerede açıyorsunuz? İzmir'de. İzmir'de. İnşallah. Neredeyse 25 masa? ve 26'sında Eylül'ün ve daha sonra da Salihli var 27'sinde Manisa Salihli. Ondan sonra da işte Ankara, İstanbul, Adana, tüm, Türkiye. Evet. tüm Türkiye. Tüm Türkiye. 25'i İzmir ilk oyun. Evet. Peki gala yapmıyor musunuz bu oyuna? yapacağız. Sonra Eylül ayı içinde İstanbul, yapacağız. yapacağız. İstanbul'da. İlk evet. oyunumuz İstanbul'da da 6 Ekim'de benim doğum günümde. Aa ne güzel. Ee, Özele ee, yerleşmiş gibi oldu ne ama. güzel. E çok güzel kutlarsınız. Evet. Sever misin doğum günlerini öselin? Ben bu yaştan sonra sevmiyorum artık tabii. Canım yani. <gülüyor> <gülüyor> şey bir de İstanbul'un kurtuluşu. He. Tabii. Tabii, tabii. Ya güzel güzel kutlarız. O evet, kutlarız, güzel güzel sahnede de kutlarsın. Sahne sonrasında da kutlarsınız. İnşallah. Peki kimya e, oyunla ilgili soracağım da İlk defa kimya ismiyle biriyle tanışıyorum. Evet. <laughs> Tanıyor muyuz siz? Duydunuz <laughs> mu? Ben de ilk defa. Vallahi de nereden bu kimya? Yani kimya Kalesi, aslında bildiğimiz e, manevi olan kimyadan bahsediyoruz. Tabii ki fizik herkes aynı espriyi yapıyor. Çünkü "Aa kimya <laughs> mademiz. Merhaba ben de biyoloji gibi sürekli bununla ka karşılaşıyorum <laughs> maalesef." Ama aslında e, tam olarak manası işte o özdeki uyum aslında He. isim anlamı da var o da güzel özellikleri olan kimse demek. Ona Zaten var. öyle de kendisi. Kimiyan gerçekten. Peki? E, fazlar, ha, cim, işte, tam çok uydu. gerçekten çok uyumlu çok tatlı birisi yani Hı -hı. ben çok memnunum beraber olmamızda üçümüzün birlikte olmamızda. Evet. Problemi var biraz çirkince bir kız işte o sıkıntı yaratıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu da idare eder. Üç kişiyiz bir şekilde kapatıyoruz. <laughs> peki e, ne anlatıyor oyun? Oyun Biraz aslında tabii ki misin? kadın erkek ilişkileri etekler ve pantolonlar. Evet isimlerden ee, Evet <laughs> ve e, Aysel e, rolünde Nurseli İdiz Efendi böyle evinde artık eşi meşi bir hayatı devam ettirirken çok eski arkadaşı okuldan arkadaşı Nurcan geliyor ve e, aldatıldığını söylüyor ve sonra olaylar başlıyor. Ve e, Aysel'in kız kardeşi geliyor, o da evlenmek üzere ve Nurcan bir anda bütün ortalığı karıştırıyor. Güzel bir komedi. Aha. Aldatıldığını söylüyor, değil mi? Evet, Hangisi? E, şey, ben aldatıldığımı he, söylüyorum ama bu arada da hep böyle şeyim yani. Bu erkeklere güven olmaz. Bu erkeklere karıştırıyorum durmadan ortalığı. Yani bir defa her karı koca ya da her sevgili oyundan sonra bir kapışacak. <laughs> kesin. <Öyle mi? gülüyor> Tabii kesin yani. Bir saat yirmi dakika zaten şak 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 o kadar hızlı oynanıyor hızlı. ki oyun. Üç Aha. buçuk saatlik oyun oynasam o kadar yorulmam yani. Yalnız Öyle bir oyun. Ya. Ee, ya Ama Gerçekten bütün böyle sevgililer, karı kocalar kesin kapışacaklar oyunda. Her şeyi <laughs> Yemin ediyorum yıkıp geçiyor yani. <laughs> güzel. Öyle. Güzel. Peki e, şimdi üçünüz de evlilikler yaşamış, boşanmış, kadın erkek, sevgililer falan filan. E, bu kadın erkek meselesi hiçbir zaman bitmiyor herhalde değil bitmiyor. mi? Bitmiyor. E, e, yani işte kadın ve erkek var bu dünyada ve durmadan da çatışıyorlar. Ve Çok biz hiçbir normal, zaman uyuşamayacak mıyız peki ya? <laughs> Ya uyuşursak da çok güzel bir şey olmuyor. Yani arada bir didişmek gerekiyor. Evet. Yani değil mi? O didişme de güzel. Aslında biz bu oyunda anlattıklarımızla bir anda böyle ikize işte benimkinde de böyle. Aa bak sen de böylesin diyecekler ama en sonunda yine anlaşacaklar. Yani uyum da birazcık böyle bir şey bence. Çok aynı aynı çok sıkıcı. Kim ya? Yani kadın erkek aslında iki zıt kutup ama birbirini tamamlayan iki kutup. <laughs> yani iki tarafa da karşılıklı çok fazla şey düşüyor. Sonuçta insana insana en doğal, en gerekli olan ilişki aslında kadın erkek ilişkisi ama bir o kadar da aslında farklı kutupları olduğu için de zorlu bir ilişki. Evet. Ve bu zamana kadar dediğiniz gibi hep ortak problemlerle ilerlemiş bir aslında unsur. Zorlu olduğu evet. için Hı -hı. senin de evlilik getirdi değil mi? Kolay <laughs> 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 <Zor>, gerçekten, <laughs> gerçekten evet. e, zor ya. Yani. Nurselin de keza evet. başından evet. geçen. Ben uzun bir evlilik bir de evet, 21 yıl sene. 21 evet, sene. Evet. 21 seneden sonra da bitebiliyor değil mi? Bitebiliyor tabii Her canım, zaman tabii her ya. zaman bitebilir. Biz tabii çok da erken yani beraber olmaya başladık evet. filan. Çok gençtik yani. Hı -hı. Bilmiyorum belki şimdiki kafam olsa çok kibar bir adam çünkü benim kocam. Evet. Belki de sürdürürdüm yani. Sonraki denemeler başarısız geçtiği için böyle konuşuyorum <laughs> yani. Peki e, niye şimdiki kafam olsa diyorsun? O zaman daha mı genç yaşta? E daha genç yaşta evet birçok şeyi hırslanıyorsun, hırslarını ortaya döküyorsun, kavga ediyorsun tabii. falan yani. Ne bileyim ben daha daha şey cahil oluyorsun yani tabii bir daha bir olgun davranıyorsun. Daha olgun davranıyorsun bir yaştan sonra. Hı hı. Yani Evet. Peki e, şimdi oyunda üçünüz nasıl bir araya geldiniz? Yani, nasıl oldu bu buluşma nasıl gerçekleşti? Herhalde ilk mesela Nurseliyi ben e, bana söyledi yapımcımız e, Ali ve e, tabii ki reji dede Serkan Budak var efendim e, onlar söylediklerini ben çok mutlu oldum ve hatta cese söyledim. Ama daha Nurseli'nin haberi yokmuş. Evet bana bir şey Şeturne'deyiz. Geçen sene Şen Bakası'da Cez dedi ki hayırlı olsun Nergis'le bir oyun oynuyormuşsunuz. Dedi. A -a, dedim alakası evet. yok. Be. Arayan yok soran yok dedim. Hiç öyle bir şey. Gör bak dedi. Nergis'le oyun oynayacaksınız. Cesc. Çünkü ben artık bak. herkese söylüyordum. Aa, Kimle hiç... oynuyorsun? İşte yeni bir oyun var. Nurseli var diyordum ama onun haberi Benim yok. Onun yok. İnanmadım da zaten. 3-4 ay sonra aradılar beni. Sonra kadroya son ya mı katıldı? Ee, aslında galiba O sırada kimya da e, konuşuluyordu sanırım. Evet yani Hı -hı. yapımcımız Ali Temiz. Ali Temiz'in aslında zaten kafasında üç kişi bu kadro. E, evet yani Nursel Hanım, Nergis Hanım ve kimya evet. olarak hep düşünmüş. Hı -hı. Zaten ben de bu ikiliyi duyunca yani benim için en büyük <laughs> şanslardan biri çünkü çok Nasıl güzel isimler. Nasıl peki iki yani. usta oyuncuyla birlikte yani Usta orada. Ee, yok ben yok. Değil. Usta bir usta defa orada... inanılmaz kimyamız tuttu. Her ee... şey elimiz terliyor mesela elimizin terlemesine evet. ne kadar gerçekten. benziyor. Gerçekten Nursehi o... ile çok inanılmaz benzer çok. taraflarımız var ama. o benim ki... gibi çatlak Bu değil aklı başında. Içinde... Ben çatlak olan. ben daha dengeli çatla. <laughs> dengeli çatla. Onda da var evet. evet. <laughs> değil mi? Ama e, gerçekten <laughs> ustamız Orda yani Estağfurullah, Estağfurullah, bir ya, bir Ben çok, ters köşe çok bir rol şey ama bu sefer bize. hep çok seksi şey sosyetik kadın oynadım ya artık evet. dizilerde filan. Buradaki peki? Buradaki evet, panjurcu Şevket'in karısı. <gülüyor> <gülüyor> Tabii tatlı. çok değişik. Çok tatlı. Çok değişik yani. Neredeyse Allah... sıfır makyaj falan başımda Aynen. bir Yemen'i öyle oynuyorum yani. Evet. Şen makas geçen sezonki Geçen sezon devam etmiyor. Eee Şimdi Melek abla devam ediyor. Melek abla rahatsızlanmıştı, hı hı. ameliyat geçirdi, eksik olmasın rolü bana e, teslim etti. Ben de büyük bir keyifle oynadım, 45 oyun falan oynadık herhalde. Sonra onlar bu sezonda devam edecekler zannediyorum. Ama ben evet. tabii buraya başlamış oldum, hı hı. İki oyun bir arada olamayacağı için, yani bu turne temposuyla olamayacağı için evet. sahibine teslim ettik rolümüzü. Güzel. Kim kimya mesela e, en son oyunlar e, diziler Diriliş Ertuğrul Erkenci Kuş, Ufak Tefek Cinayetler <laughs> ve e, 2011 yılında e... yok kaç ne zaman başladı ilk dizi ne zamandı? E, 2005. 2005'te değil mi? Evet. 2005'te 12 e, yaşındaydı. Çok çok iyi <laughs> iddialı evet. diziler var ama değil mi? Ya evet, evet şansıma güzel işler, güzel projeler geldi. Ama e, en son yaptığımız erken Kuş daha tabii farklı bir yere geldi aslında. Kolay. Ondan önce Diriliş Ertuğrul var. Evet Diriliş Ertuğrul var. Güzel projelerde. Farklı pek cinayetler. Evet. evet. Ama farklı Erkenci güzel. Kuş'la bir anda böyle e, ki. kimya evet. Evet, evet. kolan evet. biraz daha fazla dikkat tanınır çekti. Tanınır bir hale iyice Aha. geldi. Evet. Evet. Böyle e, kritik roller var tabii evet. senin için de evet. herhalde e, Erkenci Kuş öyle oldu. Kesinlikle öyle oldu. Nasıldı peki can Yaman'la Demet'le demetleriniz? Ee, çok tatlıydı. Yani çok sevdiğim bir sette her şeyden önce erkenci kuş. Çünkü hem ekip olsun hem oyuncu arkadaşlarım olsun. Çok uyumlu ve pozitif insanlardı. O yüzden de belki de her şey bu kadar iyi oldu. Ne güzel. Ee, ya ben çok severek çalıştım öyleyse. Kimya Öyle tutmayınca söylüyorum. olmuyor zaten. Yani o kuliste de <laughs> şeyde. <gülüyor> Doğru diyorsun. Sette doğru. o kimya evet. tutmayınca evet, bir doğru. türlü olmuyor. Yani ne yapsan Kesinlikle. Siyah inci de tutmadı galiba değil mi? Siyah inci de tutmadı Mesela. evet. <laughs> Mesela. Son işti değil mi o? Yok olur mu canım? Şey On... yaptım e, sonra. E, hıçkırık. Ha hıçkırık. Kanal Hı. D gündüz dizisi yaptık. Evet doğru, doğru doğru. O da yapımcıyla e, çalışanlar arasında sıkıntılar çıktı. Büyük sıkıntılar çıktı. <laughs> evet. Ve bitirdi kanallı yani. Ee, ama zaten gündüz... hiç memnun değilim evet, ben o gündüz işte. Günlük zor zaten. Günlük bir diziyi çekebilmek. Zor, zor de. bir de şey yani e, olmadı yani iş tutmadı. Hı -hı. Yani geçen sene bir tek boştum. Onda da zaten Şen Makası oynadım. O Oy, oyunda var. Bu sene de. bakalım Allah kerim hayır, evet, var hayırlısı. Var proje? Yok daha bir yani şey hem yok hem yani. Henüz daha yok. Ee, en son Darısı e, başımıza geldi değil mi? Evet. Sizin. En son dersi başımızdaydı. Ondan sonra da ben bir e, kadın programı yaptım canlı yayın. Evet. Stara. Evet. Ergis zamanı diye. Evet. Ondan sonra da işte tiyatro. Nasıl canlı yayın yapmak zor mu? Ben çok seviyorum. Öyle mi? Ben canlı yayın çok seviyorum. her gün her yani saat. Gerçekten ilk işe bu işe başladığımda da yayından önce söylediğim gibi TRT'de canlı yayınla başlamıştım. Hı hı. E, vallahi e, çok e, tabii ilk başlayan insan için çok zor ilk defa yapan için ama öyle. Başladığım için çok memnunum. Orada çok şey öğrendim. O anı idare edebilmek e, çok önemli bir şey. Bir de iş başlıyor ve bitiyor. Ay burada dilim süçte, i̇şte, hadi bir daha alalım, hadi bir daha. Öyle evet. Yani başlıyor ve Sanki bitiyor. Canlı aynen. yayın güzel bir aynen. şey. Aslında canlı yayınlar şeyi şu da uzmanı da sensin. Evet evet. Değil mi? Yıllarca. Evet, tabii, kaç aynen. bölüm canlı yayınlar çektin? Kaç? Korkunç bölüm, çok mi? çok. Çok mesela bir sahneye gidiyoruz herhangi bir sahneye orada mutlaka oynamışım mesela anlatabiliyor muyum? Bana ilk cam uzan şey demişti ona çok şaşırmıştım canlı yayın yapabilir misin dedi bana. Şöyle bir baktım yüzüne dedim ki hayatımız Starla canlı canlı bizim dedim yani. Evet. Ben de çok rahatım canlı yayınlarda yani öyle yatak odasında gibi takılıyorum yani. Ben de ilk böyle telefon bağlantısı var dediler stüdyoda bana TRT'de. Ben de şimdi ses geliyor ya kameraya konuşmam lazım ama ses böyle havadan geliyor gibi ya mesela işte alo diyorlar ben böyle, alo buyurun <laughs> kiminle görüşüyoruz? <laughs> Sonra kameraya bakmayın <laughs> Sesi arıyorsun değil mi? <laughs> Bir, birileri <laughs> sesleniyor oradan nerede, nerede acaba? Ee, tabii televizyonda mesela özel televizyonların en çok kazanan isimlerinden biri Nurseli Diz. Gerçekten de ben bilirim Nurseli Diz o saklan başları yaptığı dönemde televizyon programlarını yaptığı dönemde e, önüne çuvallarla paralar yığılı, helikopterlerle alını, helikopterlerle götürüldü. <laughs> evet, Değil evet. mi yani o hikayeler evet, evet, var. E, bunlar şehir efsanesi değil değil mi? Yok şehir efsanesi değil bunlar doğru. Ama sonra biz bir ticari hayata atılalım dedik kocamla. Onu elimize yüzümüze bulaştırdık. Ondan sonra o çuvallar geldiği gibi geri gitti. Ne işine <laughs> girmiştin? Sözü bana yapımcılık yapacaktık. Amanın evet. amanın. <laughs> <laughs> Ve e, orada tabii ki borçlandın. Ee, şey hayır hiçbir şey yapmadan öyle oldu çünkü e, yani bizim e, muhasebe işleriyle vergi işleriyle şununla buna ilgilenenler hiçbir şey yatırılmamış işlenmemiş filan biz de memur çocuğuyuz bilmiyoruz tabii. bir geri döndü devlet Hı -hı. dönüş o dönüş. Dön 16 senedir de o borçları ödedim yani bitirdim çok şükür. Bitti mi borçlar falan? Bitti. İyi, ama bende de sıfır bitti. İnşallah daha daha <laughs> daha, daha iyi olur evet, inşallah. Evet inşallah. Önce daha... sağlık inşallah. valla bir erkeğin kaldıramayacağı bir şeyi kaldırdım, yükü kaldırdım yani. Değil mi? Evet sonra tabii biraz ruhsal sağlığım bozuldu ama çok şükür iki yıldır süper Maşallah. gidiyor her evet, şey. Evet çok iyi gördüm seni. Çok iyiyim. Vallahi çok iyi gördüm. Çünkü o bir dönem böyle keyifsiz haberler e... ee, İyi değildim, ya yani hakikaten evet. psikolojim iyi değildi. Ee, çok iyi bir doktorum var ama Profesör Kankuru, o beni çok, çok bambaşka bir hale getirdi. <laughs> ee, şey oluyor, yani insanlar bedensel olarak hastalandıkları gibi ruhları da hastalanabiliyor. Tabii. tabii, bunu anlatamıyorsunuz ama evet. anlatmak çok güç oluyor. Yani ama artık o kadar çok böyle skandallar falan alıştık. bizi aştılar yani. Dolayısıyla. <laughs> çok hafif bir noktada kaldım. Bir, bir canlı yayına çıkmıştım da kızlar şey diyorlar. sen oralarda mı kaldın hala?" ooo ha. diyorlar. Artık <laughs> çok çok daha önemli bu katlar var diyorlar. Evet evet ama evet. E, çok iyi görünüyorsun. Gerçekten. Çok iyi. E, çok keyfin şükür. Şeyfin değerinde. Çok yerinde, sağlığın ben. değerinde. Kilo da vermişsin gördüğüm kadarıyla. E, verdim ha. ya. Yazı 7 kilo vermişim. Vallad, Bakma çok... beyaz gömlekle biraz şey duruyorum ama. E, nasıl yol, nasıl yol. verdin? E, bana şey? yüzdüm tabii biraz. Ha. E, çok hareket, çok terleme. Ben çok terlerim. Hı Ondan gitti yedi kilo ama bir belim için bir yani böyle 70 falan olursam iyi olacak bir 10 kilo daha. İyi güzel. Ki bak kilomu da söylemiş oldu. <laughs> <laughs> Boy uzun Allah'tan. Güzel. Ee, Nergis Bey sağlık demişken Mehmet Ali'nin e, sağlığı nasıl? İyi çok şükür. Ben de tabii şimdi şu aralar artık herkes Yok. kendi hayatına evet. döndü ama tabii ki arada uğruyorum. İyi Aha. gayet iyi çok şükür. İnşallah yürüyüşte gittikçe hızlanarak. Fizik tedaviyle tembellik artık daha için. da iyi Geçen oldu. geçen. Biraz ama onda vardır o tembellik. E, evet. Çünkü yürümesi lazım. Aman geç olsun güç olmasın tabii, tabii ne ya. diyelim. Aman, yani aman. birazcık da bir ay değil de iki ay sonra olsun ama olsun yeter ki sağlığı yerinde olsun. Evet şimdi dışarı çıkıyor tabii. geziyor. Evet. Evde de e, geldim ben röportaj yapmaya gayet keyfi yerindeydi. Evet. Yürümeye Evet. Hatta e, o zaman da söyledim tembellik yapma. Çalış antrenman yap antrenman yap O biraz onun da vardır o olay yani. Her konuda bir minik bir tembelliği vardır ama yapıyorsun en sonunda yapacak nasıl olsa yani. Evet evet neyse. <laughs> Mehmet Ali ile de en çok çalışanlardan biri herhalde son yıllarda benim. Kahpe Bizans'tı, harem. Aa, evet, doğru, ben ben beraber. Şey, siz, evet doğru bir sürü şey çektiniz siz doğru. Çok fazla çok doğru. fazla. Peki e, sonra görüştün mü müdele konuşmuşsunuz? tabii mutlaka. Yok konuşmadım yani şey. Ah sağlıktan e, şeyden sonra. Yok konuşamadım çünkü başı çok kalabalıktı filan. Evet evet. evet. sokmayacaklardı evet. bilmem ne. Bir evet. de bir sürü sanatçı arkadaş biraz şey de herkes de onu sevmiyor Hani kapıda gazeteciler falan beni öyle arayan çok oluyor mesela gazeteciler hmm. var ben gelmeyeyim ama takip ettiğimi söyle Nergis At için. Ata takip ettiğimi tabii. Söyle. E, ama şey dedi ki oluyor. çok uzun zamandı ya gerçekten. Evet bir hafta evet. değil iki evet. hafta değil gerçekten evet. çok zor bir dönemi atlattığınız zaman geçmiş olsun. Şey olmasın, hastalık evet. vermesin. Mehmet Ali Amin. de e, sağlıklı inşallah, i̇nşallah. sahnelere de dönecektir. Televizyonlara i̇nşallah. dönecektir diye i̇nşallah. ümit ediyoruz. Peki e, Diriliş Ertuğrul bu sezon Burak Özçivit'le devam edecek. Hı hı. E, geçen yıl e, Engin Altan vardı hı hı. değil mi senin, senin hı 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 hı. kadrodayken? E, nasıl görüyorsun diziyi? E, yani ya çok da Ya Burak uzun... mesela o kadroya Seti bilen biri olarak soruyorum. Yani bence... E, ...çok fazla bir defa emek harcanan bir set. Yani He. hem işte atıyorum... ...set yedi gün... Okay, ...ama insanların off zamanlarında mutlaka... ...işte kamp gibi... Hı -hı. E, ...kılıçla dövüş, at binme gibi... ...bir sürü eğitimden geçtikleri için... ...bence yine güzel bir yere gidecektir. Zaten iş çok güçlü bir iş biliyorsunuz... ...kaçıncı Hı -hı. sezonunda. Hı -hı. Onlar da bunu bilerek zaten bir anlaşma yaptıklarını düşünüyorum. Peki senin... E, ...yeni projen var mı? Yeni dizi falan ee, bizim bir yeni bir şey. projemiz var ama e, şu anda biraz ben de çok fazla bilmiyorum çünkü biliyorsunuz senaryosal durumları her an değişebiliyor, her an başka bir şey hmm. olabiliyor. Afili Aşk'a ee, bu, evet. bu bölüm hatta çarşamba günü yayınlanacak olan bölümdeyim ondan sonrası için. Biri bir sürprizimiz olabilir. Akıbiyetimiz henüz daha belli değil. Ben de o yüzden pek bir şey söylemek istemiyorum. Diziye konuk oyuncu girebilirsin, öldürülebilirsin, yaşayabilirsin. <laughs> Her, şey... Her şey. Her bağlı. Aynen. Her şey mümkün de. az çok biliyoruz yani aslında konuları. <laughs> ya da şeye bağlı tabii ki reytinglere bağlı. Senin için yani. sahne dakikalık dakikalık ölçüldüğü için. Ne bakalım evet. sen e, çıktığında ne olacak evet. falan diye. <laughs> ne yazık ki e, iş biraz da senaristler açısından da yapımcılar açısından da öyle ilerliyor, değil evet. mi müsade evet. ya? Aa, öyle tabii canım. Ya evet. sen neyi izliyorsun evet. geçit şimdi Ben yasak elbise geldim. Şevval şey. Eda Ece'yi zaten beraber çalıştık çok severim onları. Hı hı. Ondan sonra kadınlar böyle entrikalı işlere bayılır. Ben yasak ama e, çok güzel. Ben de seviyorum. E, Zalim İstanbul çok güzel. Deniz Uğur orada evet. harika oynuyor. Doğru. Kadını evet. izliyorum. Evet. evet. Yeni başlamadı başlayayım. ama daha kadın yani, başlamadı tabii. başlamadı. <laughs> ee, yani şey, e, hani bu yeni başlayanlardan çok fazla izlediğim yok. <laughs> ee, bakalım yavaş yavaş çıkıyor diziler göreceğiz. <laughs> Senin için peki canlı yayın mı, diziler mi, tiyatro mu hangisi daha çok heyecan verici? Hepsi veriyorsun? birden. Öyle mi? Hepsi birden. Ben hepsini birden yapıyorum. Biliyorum Yaptın yaptığında da birini ama daha keyifli yapıyorsun. Daha heyecanla ya çıkıyorsun. oyunculuk tabii ki her şeyden önce yani o çok heyecan veriyor bana oyunculuk. He. Yani o dolayısıyla televizyonda olmuş, sinemada olmuş, tiyatroda olmuş fark etmiyor benim için. Evet. evet. Senin için e, ne hangisi? Sunuculuk, canlı yayın sunuculuğu, sahne oy, oyun, mi? Oyun, oyunculuk, mi? Oyunculuk, oyunculuğu şöyle seviyorum. Yani oyunculuk çok Özgür bir şey aslında yani bir şeyi oynuyorsunuz ama hı hı. E, orada daha kendimi özgür hissediyorum bir şeyler katarken, yorumlarken onu. Ama sunuculuğu da seviyorum. Sunuculukta da gerçekten en çok canlı yayını seviyorum yani. Evet. Ama tabii geçen yıl Star'da yaptığınız sizinki biraz daha e, eli yüzü düzgün bir iş olduğu için. Olmaz. Tabi, olmaz. Ulusoduk. Olmaz. <laughs> orada işimiz <uzmanı>. olmaz. <laughs> olmaz. Ya bazı yani arkadaşlarımıza ya. ben bakıyorum programları nasıl tahammül ediyorlar mesela İnanamıyorum yani. Sunucu olarak değil mi? İçin evet. Ama biraz kavga evet. Yani. dövüşsüz de olmuyor yani. Evet işte rating, rating bir şey almak şey var. için. Evet. Peki e, Mehmet ile evlendikten e, sonraki dönemde oyuncuda verdiğim bir ara var. Evet. E, i̇şte tabii Yasmin'in doğumu falan. Tabii Tabi tabii doğumdan e, sonra. Aha. E, ya aslında öyle kendi kendine oluşan bir şey. Yani çok uzun yıllar şimdi ben mankenlikle başladım. 19 yaşında mankenliğe başladım evet. işte 26 yaşında evlendim yine devam ettim sonra ama biraz azalıyor evlendikten hmm. sonra zaten o öyle bir şey ki piyasada sizi birazcık bırakıyor yani sen hayatına dönüyorsun sonra işte çocuk falan boşandıktan sonra tekrar hızlandırdım yani ama evliyken de yine dönem dönem sunuculuk yapıyordum. Ama oyunculuk falan mesela oyunculuk, boşandık. Oyunculuk e, evlilik süresince olmadı hiç. E, boşandıktan sonra devam etti. Şimdi ettim. dönüp baksan e, ara vermezdim diyor musun? Ya hiçbir şey demiyorum. Hayatta öyle şeylerim yok benim. Yani demek Hı -hı. ki öyle olması gerekiyormuş, öyle olmuş. Belki hayırlısı oymuş muhakkak. Belki başka bir şey olacaktı bilmiyorum ki. Her şey olacağına varıyor. Bir şekilde şimdi Aynen kendimi öyle. çok daha iyi hissediyorum. Çok garip bir şekilde böyle e, hem tiyatro sahnesinde hem ekranda e, gerçekten kendimi çok daha iyi hissediyorum eskiye nazara. Öyle evet. Mi? evet. Daha mi? hazır. En verimli yaşlar ama yani öyle gerçekten en verimli yaşlar. Hı hı. Yani e, yani hem olgunsun hem yaşlanmamışsın filan çok Aynen. verimli. Bir yaşla. de vaktin var, çocuklar büyümüş, büyümüş vesaire. E, bütün enerjini akıtacağın bir yer yani. Düşünsene kimya ne kadar daha yol alacak? Şimdi He? onu düşünüyorum. <gülüyor> 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 yani evlilikler, evet. inşallah çoluklar, çocuklar çocuklar evet, falan evet, hepsi inşallah. bir yere oturduktan sonra belki evet. e, zor ya. İnşallah. <gülüyor> inşallah. <gülüyor> zor. <gülüyor> Benim kızım da kaçtı kaçtı, sonunda düştü bu işlerin içine. Evet. Gelemiyor artık o da şarkı söylüyor. Ne yapıyor bir... Elif şimdi? Sahneye çıkıyor ee, değil mi? Her gece Çeşme'de büyük bir otelde e, söylüyor. ve Kaliteli söylüyor ve güzel evet, söylüyor. Evet evet evet. Şeyde izledim ya sahnede evet, ben izlemedim evet, ama evet. görüntülerini izledim. Elif'in sesi de yorumu da sahnedeki evet, şey de süper. çok iyi. Evet. Süper. Çok beğenildi çok tutuldu. Kışın da devam edecek. inşallah. Hı -hı. İnşallah. Sonra da İstanbul'a transfer İzmir'den İstanbul'a. Zavallı şeyden göztepe'den şeye götürüyorduk rahmetli Raynanma Biret'in hocasına Hı -hı. piyanoya babası çünkü biraz üstün yetenek, absolut kulak dediğimiz şey evet. kompozit. Zannetti ki birdenbire böyle şu şey gibi Mozart gibi bir çocuk çıkacak. O zavallı uyukluyordu yolda <gülüyor> midesi <gülüyor> bulanıyordu. Bilmem ne. Ay yok dedi babası. Bundan müzisyen falan olmaz dedi. Sonra çocuk döndü şarkıcı Şarkı oldu ya, yani. Evet. Ee, ama sadece şarkıcılık <laughs> yapmıyor tabii, edebiyatçı aslında, çok iyi yazıları var, e, hmm. ödülleri var filan. Ondan sonra çevirmenlik de yapıyor, e, ders de veriyor çünkü evet. üç 4 lisan konuşuyor yani. Çocuklarımız iyi yetişti çok şükür. şükür evet e, ama e, sahneye çıkması var mıydı öyle bir şey? Vardı, ba çıkıyordu, hmm. senfonilerle filan şarkı söyledi. Babasının şarkılarını seslendirerek başladı filan, Bursa Senfoni ile İzmir hmm. Senfoni ile konserleri oldu. Ondan sonra Özdemir Nutku geceleri bilmem ne falan. Sonra e, birkaç yerde İstanbul'da çıktı. Pera Palas'ta şurada burada filan Sonra burada büyük bir otel yani kaliteli bir otelde hmm. uzun uzun vadeli olarak çalışmanın zorluklarından e, yüz yüze geldi. E, <laughs> Yasmin'i ya de görelim bakalım <laughs> evet. tv ekranlarında. Yasmin'de ee, stüdyosu burası mı aynen Yasmin? Aynen burası işte. Ya, Yasminciğim. Aynen şimdi annem burada bizim bak. Bizim çocuklarımız bize yapışık hiç ayrılmıyor bunlar. Nereye gidiyorsun Nergis? Gidiyorum Yasmin'e çorba pişireceğim. Gidiyorum ya Çocuk evden çıkmıyor. Bunun evinde bütün çocuklar evet. orada takılıyorlar. Evet. E, şey güzel bir şey onu konuşuyorduk yani. Hani anne kız ilişkilerimiz onun da Hı -hı. E, öyle yani daha arkadaş gibiyiz o da çok güzel bir şey hani bana diyor ki Nurse ya bazı çocuk var içe eve girmiyor kızım diyor bizimkiler Aa, her iyi diyor. Evde doğru. tuhaf bir çocuk yani. Çatışma falan yaşanmıyor pek anne? Yaşanmaz mı yani. o? o Yaşan, olacak, olacak o kadar evet. aşk olsun evet. o olacak. <laughs> Harika. Ya i̇lk mesela bir böyle ciddi ondan sonra farkında mısın gittikçe evet. açılıyor artık profesyonel. <laughs> Geçen gün onu diyordum. Prompter bozulmuş, kendisi bağlı, bağladı evet, falan. Evet, evet. Baktın dedim. Aferin. Artık, oldu artık dedim. Artık tamam. yapıyor. Nasıl buluyorsun peki? <laughs> Vallahi beğeniyorum. Beğeniyorum evet. ama şeyi o şimdi hiç hoşlanmaz böyle ben oturup onu ekrandan öveyim. Evet. E, çünkü biz gerçekten onun iş görüşmelerine de bana söylemiyor. Yani nereye gidiyor, ne yapıyor, hiçbirini söylemiyor. Meşhur çocuğunun durumu çok zor. Ha, işi çünkü zor. Elif de zor. çok e, darbe yemiştir o konularda yani. yani. Çünkü bana diyor ki zaten ne yapsam işte ondan dolayı oldu. Bu böyle, şu şöyle. Ben de diyorum ki kızım ama şöyle de bir şey var. Senin e, deden sanatçıydı, baban sanatçı. E, annen Anne sanatçı. bu işlerin içinde yani genetik bir şey olmaması biraz zordu zaten. Ama diyor herkes işte isimden dolayı falan... O yüzden şimdi o bize de söylemiyor yani yanlışlıkla birisiyle bir şey konuşurum şeyiyle evet. korkusuyla. Böyle bir kendi kendine bunu ispat etmesi gerekiyor önceki evine. Evet, ünlü Aynen. çocukların dediği gibi en büyük kendi Aynen. ayakları üzerinde durmak Aynen. için. Elif yeni çabalı. başladı işte bu işe böyle biraz heyecan fazla heyecan yaptı falan. Anne dedi sen ne kadar zor bir işler yani. <gülüyor> <gülüyor> ya 38 yıl boyunca <laughs> ya, ya, ya. diye ben evet. ya. yani. ama kızların sizin yoldan gitmesinden mutlusunuz azıcık dayla ya mutluyuz, onlar mutlu olduğu evet. için ha, mutluyuz. Evet. Yani önemli, önemli olan, olan onların ha, kendi istedikleri yoldan gitmeleri mutlu ediyor evet. bizi, değil mi? Tabii Sen ya. bu yoldan gitmekten mutlu musun Kimya? Oyunculuk. Ben de mutluyum. Benim hiç e, böyle bir aile şeyim olmadı. Benim annem okul müdürü, babam matematik öğretmeni. Bütün ailem öğretmenlerle dolu. Dolayısıyla e, hayata da çok farklı bir <laughs> bakış açısında. <laughs> Bakıyorlar. Sen nasıl e, girdin peki oyuncuda? Ee, nasıl başladın? Ben aslında çocukluğumdan beri hep böyle bir güdüyle, oyun oynama güdüsüyle zaten Hı -hı. etrafımdaki insanlara bir şeyler göstermekten hep hoşnuttum. Ee, daha sonra 2005 yılında bir şekilde Osman Yağmur Dereli ve ekibiyle karşılaştım. İlk zehrim orada. Ee, Mis'i de aldım Allah aynen Allah rahmet eylesin. Ve o gün ilk setten çıktığım günde henüz işte 15 yaşındayım ve dedim ki ben bu işi yapmak istiyorum. Evet hmm. bu dünya yani bu sahnenin içinde başka bir karakterin içinde olmak istiyorum. Ve bu bana e, gerçekten büyük bir tutku gibi hissettirmişti ta o zamandan beri ve katlanarak buraya kadar geldi aslında. Ya önemli olan insanın mutlu olduğu işi evet. yapması. Evet. En önemli evet. şey o sevmek yani. Evet. evet yani %100 katılıyorum buna. %100. Evet. Ben de mesela bizim çocuklara falan söylüyorum işte o mu olacaklar, bu mu olacaklar. Önemli olan e, mutlu olduğun işi yapmak. Aynen, e, aynen. Haluk Bilginer söylemişti. E, hayatta bildiğim ve mutlu olduğum işi şey yapıyorum. Bir de üstüne bana para, para veriyorlar. Veriyor ya diye. Evet, çok <laughs> e, yani bundan e, çok daha güzel. keyifli, daha tatlı e, bir şey olmaz herhalde. Peki e, oyunda Etekler ve Pantolonlar oyununda provalarda e, yaşadığınız ilginç e, olaylar var mı kim ya? Bu bol bol ya, dedikodu ya da... yapıyoruz anlatayım <laughs> yani. <laughs> dedikodu <laughs> neyin dedikodusu yapılıyor en <laughs> çok? Her şeyin. Herhalde evet, <laughs> her şey bütün gündemden başlayıp her şey dedikodu. Bir de hatta bizim e, bir çekirdek yeme sahnemiz vardı. Meşhur sahnemiz. Ay o e, sahnede Evet. Evet. Bitmez. Sahne bitmez. Prova biter biz gitmeyiz. Çünkü hala yeriz <laughs> ve hala ben. muhabbet ederiz. Şey evet. de Oyunda bir de güzel bir şey yani yönetmenimiz <laughs> genç ve çok yetenekli Şu bir oğlan. An. Son derece çağı yakalayan bir çocuk Serkan. Evet. Hmm. Anlatabiliyor muyum yani o iç ritmi yüksek bizim evet. de iç ritmimiz yüksek dolayısıyla ben mesela hep şunu iddia ediyorum yani bir şaheser olmadıkça çok büyük bir yönetmenin imzası olmadıkça artık kimse üç buçuk dört saatlik oyunu izlemek istemiyor. Evet. Evet. Anlatabiliyor muyum böyle vurup kaçacaksın yani gerçekten hmm. bizim oyun da o dinamizmle o çağdaşlıkta o e, enerjide gidiyor. Evet. Ee, yazarımız bir... da Mine Artu o sırada evet. onu da evet, <laughs> Ne kadar süresi? Bir saat 20 dakika. İyi, bir saat 20 dakika. İki şarkı perde da olarak. söylüyoruz. Şarkı da var. Evet, tabii. söylüyoruz. tabii. <laughs> Şarkılar var, e, şeyler var, çekirdek çitlemeler var. Başka ne ne dedikodusu yapılıyor şeyde? Ay çok Aa, Mesela şeyi çekiştirdiler acayip mi? Acayip reyting kimya? alırız. Emin ol bir <laughs> kimya, kamera ya, şeyi Can Yaman'ı çekiştirdiler mi mesela <laughs> yok, ikisi? Yok, yok, Ya yakışıklı can <laughs> çocuk Yaman'ı mi? ne Hayır, şu, can, şu. Ee, yakışıklı çocuk mu? Nasıl çocuk falan filan Var var, çok yakışıklı çocuklarımız var. Yani var. Onları çekistirmeyiz. <laughs> Bize malzeme böyle daha malzeme. Evet, evet, yakışıklı çocuklar var <laughs> da, güzel de kızlar var. var çok var var. Çok çok iyi oyuncularımız ya. da var Şu var Şok. gençler arasında da, da çok. Peki e, kızları sosyal medyada takip ediyor musunuz? Yani mesela stalklar mısınız onları? Ne yapmış, ne etmiş, nereye Yasmini gitmiş? Yasmin'i falan Yasmin'i, e, Elif'i. Ben zaten sosyal medyamı benim basın danışmanım kullanıyorum. He, hiç, kullanıyor. Hiç. Benim ben ilgilenmiyorum. Ya. E, yani y, Yasmin benimle çok şey halinde olduğu için bizim öyle daha ha, arkadaş Ha, Tabii tabii ben ona ne haber yazarım o şuradayım der. Yani o yüzden böyle ay ne yapıyor nereye gitti? Bir de öyle benim bir yani e, elektronik kullanımı yok. konusunda korkunç şeyler yapıyorum. Mesela gruptan çıkarmışım <gülüyor> kendimi. <gülüyor> <laughs> o sırada Ay, grupta yoktu. İnanılmaz yani inanılmaz bir dalga. <laughs> ben, ben fen mezunuyum. Fakat yani bu Elif diyor ki anne ne yapıyorsun o telefona nasıl bir mesajlar yazıyorsun? Ben sana ben. ne diyeceğim. Bızık, 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 Perim dün mi? ne diyor? Perim dün beni aradı böyle yapıyor. Nursela Hanım bana kırıldı mı? Söylediğim bir, <laughs> bir cevap gruptan ayrılmış. Aa. Ama hemen anladık. Ama Neyi yani o kadar danga ya? o yüzden sosyal medya falan kullan Basıp gruptan çıkmışım. Bir etekler pantolonlar grubumuz var bir de etekler pantolonlar PR var. Çarp demiş nereye bastımsa. Ya öyle şeyler yapıyorum ki Elif mesela bir şey gösterecek. Sana veremem diyor. Buradan bak diyor. Çünkü bir yere basar likelarsın, mikelarsın. Ben Uzak sana veremem diyor. Asla diyor yani. Uzaktan Hı. gör diyor. Evet. Peki e, şey Yasmin'in iddialı fotoğrafları falan da çıkıyor bazen ve e, internet sitelerinde falan hep işte e, Mehmet Ali'nin kızı yine cesur pozlar falan. Yani Mesela ya, onlara şey karışıyorsunuz. Yani mısınız? Allah aşkına ne iddialı ne her yani ayol herkes millet, anadan doğma resimlerini koydu bütün yaz. Acizane şöyle bir şey koy. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim zaten işte ünlü çocuğu olmanın tabii hmm. ki zorlukları onlar. Ne yaparsa zaten o konulacak. Onlar konuşulacak. İşte ta çünkü bakıyorum yani okunuyor da. E okununca onlar da işte koyuyorlar kızlarımıza altına hiç bir şeyler yazıyorlar. Yani. E, ha, ya. Ne yapalım artık. Doğru. Peki o mu bu muya <laughs> bakalım hemen. E, Nergis Kumbasa zerafet mi nezaket mi? <laughs> zarafet e dersleri almıştınız değil mi? Evet Anladım. zarafet dersleri aldım ama tabii ki nezaket. Nezaket. Fizik <laughs> mi kimya mı Kim <laughs> e, kimya? Bak yine <laughs> <yener>, kimyasız soru <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Tabii ki kimya. İlişki durumu, evli mi, ilişki durumu karışık mı? İlişki durumu karışık. Karışık, çünkü onda oynamıştın değil mi? Evet. O ikinci sezonuydu ee, galiba ikinci değil mi? İkinci sezonda, 2016-2017. Hı hı, evet. Nergis mi, Yasemin mi? Yasemin. Ee, Yasemin, peki. Engin Altan düz yatağı mı, Burak Özçivit o -o. mi için ya? Eyvah, şimdi... Ee, yani çok şey hoş olmadı ama Engin Altan <laughs> düz yatan diye. Engin Altan düz yatan değil. Peki <laughs> Ast mı? Üst mü Nursel'i? Ast. Tabii ki Ast değil mi? Peki YouTube mu? Instagram mı? Nursel'i? Ee, Instagram. Instagram. Ee, çok kim... anladığım konular ama fevkalade iyi <laughs> anlıyorum. Ee, Nergis Ankara mı? İstanbul mu? Ya ben Ankaralıyım Ankara. Ankara Ankara'dan vazgeçme. 2 Ekim'de de Ankara Şura'dayız. 2 Ekim Ankara ah, Şura. Evet, 2 Ekim Oyum. Ankara Şura. Ee, Ankara'ya geliyor. TED Ankara Ankara'da... Kolejileri özel <laughs> bekliyorum yani. <laughs> evet. Ee, Nergis, Barış Arduç, Mu Onur Büyük Topçu mu? Aa bak şimdi. <laughs> bak şimdi. Kazık yerden Aa, geldi. Bu çok kazık önemli. yerden <laughs> geldi. Ya Onurum canım benim. Yani o artık başka bizim aileden oldu Onur. Yasmin'in abisi gibi. Yalnız Barış kadar da nezaketli, değil mi? Yani. düzgün, eli açık, insanlarla dünya tatlısı bir çocuktur ilişkilerinde. Barış'ın da yeri benim için ayrıdır. Evet. Peki ee, Nurseli, Beren Saat mi, Tuğba Büyüküstü mü? Başka seçeneğim var mı? Yok. O mu bu mu diye bunlar geldi. Yani şey edelim. Özge Özpirinç ile Gökçe Bahadır'ı alayım ben. Ee, peki. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Evlilik mi bekarlık mı peki Nurseli? Ay şu aralar bekarlık vallahi. Son 10 ee, yıldır zaten. Oh rahatsın. En güzeli değil mi? Ee, kimya para mı kariyer mi? Ee, i̇kisi birbiriyle doğru orantılı ama kariyer. Kariyer. Nergis evet. tiyatro mu televizyon mu? Bak şimdi ikisi de ayrı ayrı güzel. İkisi de ayrı hem ayrı, tiyatro ayrı güzel hem güzel. televizyon Evet. Yani. Peki. Eee kimya bundan önce tiyatro <laughs> oyunu var mıydı? Evet. bundan önce 3-4 oyunum daha vardı. Geçen sene ideal kocamız vardı. Kayra, Şen Ocak'la birlikte. Ona evet, evet. selamlarımı iletiyorum buradan. Bu şekilde. Güzel. Peki e, diziler devam ederken tiyatroya zaman ayırmak çok zor iş değil mi arkadaşlar? Yok biz yıllarca ha. öyle yaptık hep. İşte ama bazı yapımcı evet. izin vermiyor mesela. Ama şimdi Eğer tiyatro varsa kadroya Evet gençleri öyle ama bizimkileri ayarlıyorlar. Yıllarca ben 38 yıl boyunca hani geçen yıl hariç 37 hmm. yıl boyunca hep tiyatroyla şeyi, diziyi beraber götürdük. Ama evet. başrolün tabii çok fazla yani başrol neredeyse her gün çalışıyorlar ama ha, tabii biz yani de hani, hani biraz bizim daha... yaş grubu evet. idar idare çok rahat idare ediyor. İdare edilebiliyor. Peki çok teşekkür ediyorum o zaman geldiğiniz için Etekler ediyoruz. ve pantolonlar İzmir'de başlıyor ondan evet. sonra. 25-26'da 25 İzmir'de 26. ardından da 27 diğer. Manisa Salihli Bekliyorum. diye devam edecek. <laughs> Hayırlı olsun. Yeni sezon, yeni oyun. Teşekkür çok teşekkür, edelim, teşekkür ederim. ederim. Biz için. keyif edelim. verdiniz. Çok güzel olmuş keyif. bu saatte bu gece bu dekor. evet, evet. Çok çok ya. Bir daha geliriz artık. <laughs> Aynen. Biz beğendik. <laughs> oyunu izledim. Ben de burada canlı canlı <laughs> yorumlar i̇nşallah, yaparız üzerine. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Herkese ediyoruz. Kısa bir aydan sonra bir efsaneyle beraber olacağız. Killa Hakan bizle beraber olacak. Almanya'dan geldi. Türk rapi çok tartışılıyor. Türk rapinin içinde çok şey tartışılıyor. Hepsini Killa Hakan'a soracağım. Evet bir efsane diye anons ettim. Gerçekten de bir efsane. Türk rapi için, hip hop'u için çok önemli bir isim bizle beraber. Killa Hakan bizde bizle beraber onun geleceğini e, öğrenen zaten genç arkadaşlar <laughs> Stüdyoyu doldurmuş vaziyette geldiler. E, killa Hakan'la tanışacağız, Efsaneyle tanışacağız diye. Ama yine her zamanki gibi böyle bir hücum kıyafeti mi <laughs> ne, ne ne giymişsin Killa mı diyeyim Hakan ne diyeyim killa, killa. Aynen, killa Yani bu bir şey değil. Aslında bunu yapan zaten onu göstermek istemiş. Hücum yeleği gibi ...görünsün istemiş ve çok başarılı çalışmışlar. Bunu bir göstereyim ben. Bir göster, Bunun hücum şey, yeleği bakın. Yani bu, e, hücum yeleğine benziyor ama moda yani öyle giyebiliyorsun, bir şey değil, bu hiç... ...yani böyle He. çok hafif. İstersen yaz giy, istersen de kış giy. E, ama buraya da gelir herhalde bundan sonra, şimdi gördüler artık. <laughs> ya yani, buraya da, buraya da anında gelir. Almanya'da herhalde e, şu an trend ama sen... ...genelde Gence hep değil. bu tarz giyiniyorsun. Evet, zaten. öyle. Yani, Kamuflaj ne? kıyafetler, Evet. siyah kıyafetler... ...ve hiç çıkarmadığın gözlük tabii ki. <laughs> evet. Evet, o şeyler... gözün bir hikayesi var bende çünkü. Nedir? Bakın ben zamanında hip hop'a başladığımda biz hip hop yaptığımız zamanlar e, bize diyorlardı siz delisiniz deli deli. Türk, İslam filan hip hop olur mu? Kültürünüze uymuyor sizin. Hı -hı. Biz bu yolları geçip geldik mesela şey yaparak. Şimdi nerede sorun neydi pardon? Ee, şey, ha, o gözlüğe işte. gelecektik evet. aynen. Şimdi o yollardan geliyorduk. Beni Bobby zaten keşfetti. Evet. Bana dediği zamanlar ben zaten Belirli bir yoldaydım yani. Hikayelerimi Bobby biliyorsunuz. Bobby abim A diyorsun sen değil mi aslında? Evet. Abi bize... Anlatayım çünkü unutuyorum yoksa. Bak yine tamam. unuttum. Nerede kalmıştık? Heh. Bobby satın bak. Onun baş... için beni kesmesen tamam, iyi olur. Bize... Ben bitireyim ondan sonra anlat. Şampuan şey yoksa karıştırıyorum. Tamam. Nerede kalmıştık? Bobby diye tanı, Bobby başlatmış ha. seni ve gözlükleri anlatıyordu. Ha daha. işte bu, bu gözlük konusu ben öyle hava falan olsun diye değil yani. Ben zamanında Bobby beni müziğe çağırdığında ben sokaktaydım. Kötü yollardaydım yani bir nevi diyebilirsiniz kötü yol diye. Hani kültürümüzde öyle yani kötü yol diyorlar o yolda olduğun zaman ben Bobby bana demişti, müziğe beni çağırmıştı. Ben o, o ara müzik yapıyordum ama tam şeyde değildim. Bana dedi poster yapmamız lazım ve albüme resimler gelecek. Ben de o arada aranıyordum zaten. Lan dedim ne yapmam lazım acaba? Gözlük geldi ve maske geldi. Ve belirli bir dönem öyle kurtardım işi ama ondan sonra sonuçta ayva yedik yani de. Yani ben yaptığımın cezasının hepsinde yattım. Ben hip hop'u harbiden yaşıyorum. Sokaktan geliyorum ben. Sokak da zaten hip hop işi. Şey. Hip hop'un tarihine bakarsan geçmişine çok ileriye gidersen. Ee, biz 89'da duvar açıldı. Duvara açılmadan önce Ostloku orada Amerikan askerleri vardı. Tam bizim dibimizde yani. Orada Amerika'da hip hop başladığı an direkt Berlin'de de geldi. Çünkü Berlin'de sırf Amerikan diskoları vardı. Amerikan Askerler gidiyorlardı yeah. oraya diskolara eğlenmeye. Ee, oradan dolayı hip hop plaklar da direkt Berlin'e geldi. Berlin'de direkt 1985 vesaire ondan daha önce breakdance sokakta yapılıyordu yani. Yeah. 80 85 o dönemleri biz geçirdik yani. Hip hop'u baştan beri yaşıyoruz. Hı hmm. O konuda onu kesinlikle demek istedim. Bazı böyle ne diyeyim şimdi şey olmasın da yanlış bir şey olmasın da. Tabii dur. <laughs> ha, Çünkü senin... kötü bir şey demem canım O kadar şey değiliz yani. Eyvallah. Sonuçta bizim çevremizde herkes evli barklı çoluğu çocuğu var. Biz disiplinliyiz. Biz kötüye kötü oluyoruz. Evet. Sen bana iyisin, ben sana şimdi bir şey yapmam ki ama sen dayak kötü. istersen dönüşürüz yani. Kuvvetliysen döversin ama kuvvetliysen dayak yersin. Aha. Bu dünyanın kuralı yani. İyiysen iyiyiz İlk kuralda saygı oradan geliyor zaten. zaten... Nereden geliyor? Saygı, yani birbirimize saygı verirsek saygı olur. Vermesen de biliyorlar zaten ne olur. Zaten bunun şarkısını da yaptın. İlk kural saygı diye. Yani. Tabii kesinlikle ilk kuralımız saygı yani. Bundan başkası yok. Çünkü biz zaten o yollardan geliyoruz. Ben hapis atmış adamım yani. En beter şeyleri görmüşüm. Ben o beterliği vermek istemiyorum ki insanlara. Aha. Ben hip hop'a bakarsanız bakın şu andaki trap dedikleri yani. Aslında evet. drill rap diyorlar ona. Hı -hı. Drill rap nereden geliyor? Çünkü çoğu okumaz yazmasını bilmiyor onların. Bazıları yazıyor, 3, 2, 1, 0, alay geçercesine benden. Aslında onların dilinde, Amerika'da yapılan dilde doğru yazılıyor. Çünkü onlar okumasını, yazmasını bilmeyenler çoğu. Ve hepsi de meşhur, hepsinde parası var ve her haftada biri söylüyor orada. Sen hepsi çizgi... meşhur rapçiler bak, her hafta biri söylüyor orada. Evet. Hepsi meşhur rapçi. Şimdi sana gösterebilirim Bir sürü var, hı hı. çok meşhur. Acayip şiddet paramalar silahlar orada zaten bedava, alabiliyorsun. Bankaya yazın, sana silah veriyorlar. Biz de o yoldan geliyoruz ama biz onları öyle vermiyoruz oraya. Biz hı. insanlara... Ders veriyoruz. Bizim çocuklar, bizim oradaki insanlarımız yani, insanlarımızın çocukları disiplinli büyüyor. Biz onlara demiyoruz lan bak bunu iç de böyle olursun çok baba olursun öyle bir şey olur mu ya? Bizim etrafımızda herkes çocuk büyütüyor. Biz rapi yaşıyoruz sonuçta sokaktan geliyoruz ama saygıya saygı diyoruz yani. O, o çocuğun babası da biliyor sonuçta biz nereden geliyoruz ama saygıyla bizi çocuğuna da dinletiyor ve biz de o yüzden her hiçbir zaman dolduruz küfür yoktur hep rütükleriz küfürlerimizi biz baştan beri zaten hip kelepçeli mi... olduğu yerden geliyoruz. Affedersiniz. biz sen de lazım mikrofon yeleğin içine girmiş çünkü. Ha. Bir konuştuklarım yani şimdi daha. Kadar konuştuklarım Yok mi? geldi gel. hepsi <laughs> geldi. hepsi gel <laughs> hepsi geldi <gülüyor> <gülüyor> tamam şöyle yaparsak Aynen. Peki. Ee, şu e, şeyden başlamak istiyorum. Daha doğrusu yani biz da, onların evet. yaptığı kötü yol rap'i öyle göstermiyoruz asla. Biz onu yapıyoruz ama olur belki bir arkadaş demiştir. Belki şunu yap da güzel olur kafan. Ya Herkes ziraat etmiştir şey yapmıştır. Kötü şeyler değil biz de o yola gitmek istemiyoruz. Ben onu da demiyorum. Çünkü harbiden en iyisi olsun istiyorum çocukların. Spor istiyorum olsun ben diyorum. Saygı hiçbir zaman yalan söyleme. Sen kendini nasıl davranmalarını istiyorsan milletin. Sen de millete öyle davran. Aynen bu. Bizim kural sokakta bu yani. Yoksa bizim orada kan gövdeyi götürür yani. Biz kuralla yaşıyoruz. Saygıyla, sevgiyle yaşıyoruz. Peki götürdüğü yaşıyoruz. olmuyor mu? Çünkü mesela kan gövdeyi götürdüğü olmuyor mu geçmişte? Ya da canım. Ben hapis yattım yakın diyorum sana. Zaman. Yakın zamanda. Ee, ne kadar hapis yattın? Güzel yattım yani. Şimdi bir, önemli değil. Onu an. moda yapmayalım. Çocuklar öyle bir bok değil. Bak en iyi, en sağlamı insan, en güzel gençse hapse girmeyen gençsadır O zaman harbiden baba genksasın. Hapse giren... Üç, Enayidir yani. Yani enayidir. Bizim gibi belki ben kader kurbanı oldum. Ben ilk girdiğim hapse vatandaşımızı kurtardım yani. Hmm. Adam yoksa öldüreceklerdi. Şimdi düşünüyorsun lan ne yapsan. Evet. Şimdi ya bırak ölsün orada. Ben de bırakmadım işte ölsün. Yardım ettim ona. Ondan sonra onun yüzünden içeri girdim. Ama adam bana yardım etti. Geldi mahkemeye falan kurtardı. Ama o dönem çok yattım işte. Çünkü 4-5 kişiyi birden bıçakladım o anda. Alt, Kavga kavganın içinde. Kavga çünkü kurtarmış. ben arkadan geldim onu zaten sıkıştırmışlardı. Ben bir yerden camdan bakıyordum zaten TRT'de yapmıştık onun belgeselini. Aha. Bir işim vardı camdan bakıyordum bir yerde. Gece karanlıktı karanlık geceler diyorlar alay geçiyor millet ama öyle işte hayat öyle yani. Bakıyorum öyle bir baktım lan koşuyor bir tane vatandaş böyle kara kafa arkasında da bayağı şeyler yani. Bir de üstünde yazıyor gösteriyorlar böyle dazdak olduklarını gösteriyorlar. De. Göstere göstere yani. Maskeli falan koşuyorlar çocuğu yakınladılar tam benim baktığım camın altında. Düşündüm ilk baştan lan ne yapayım ne yapayım. Sonra dayanamadım gittim işte. Tak 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 hemen iki saniye sürmedi zaten. Bam 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 bir tanesi kaçtı ama. O kaçan da yolda polisi görüyor şans işte. Polis geliyor polis kesiyor. Biz de kaçarken o arkadaş asıl olayı şey yapan arkadaş kaçıyor. Ben yakalanıyorum yarı yolda. içeriye atıyorlar beni Ve, ondan sonra. Ondan sonra da bir sürü içeride kaldım işte. Orada da öbür yollara alıştım işte. Sonuçta ama, hapis işte. Evet e, şimdi e, şu Fight Club e, çalışması e, Ben Fero var. Ezel var, e, Ceza var, Vekilli Hakan var. Hep birlikte seslendikleri bir Fight Club. Bunun hikayesi bir anlatım. Fight Club neresi bir defa? Böyle İlk, bir ilk baştan, baştan var Fight club'ü bir anlatmam de. lazım. Tam bak anlatayım sana babacan. Şimdi Fight Club, Fight Club biz eskiden MMA vardı. Fight Club çok meşhur. İngilizce yazılan Fight Club var ya normal yazılan tamam. Fight Club. O var. Fight Club filmi de var. Biliyorsunuz çok evet. meşhur. Yani Fight Club dedim mi meşhur. Ama biz Türk'üz. Yani illa bu işin içinde bir sakatlık yapmalıyız. Yani o, o evet. açıdan arabesk tane kafa. Ee, ne yaptık? Lan dedik Fight Club zaten meşhur. Biz de Fight Club yapalım. Sonuçta soranlar buna ayak desinler. Bize de mi yine Türk, Türk bunlar. Türk çocukları. Hmm. Türk yani. Sonuçta biz Türk rapi yapıyoruz. Ve Türk rapi için savaşmadan, savaşarak gelmişiz buraya. Her dalımızda, her dilimizde Türklükten bir şey katıyoruz içine. Çünkü sonuçta Türk rapini bataklıktan getirdik. Hiç kimse yoktu. Tek 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 getirdik yani. Üç kişiydi altı oldu. Dokuz ettik. Hı -hı. Ama hepsinin evine gidip yata yata. Hepsinin evinde kültürüne. Yugoslavsa Yugoslavca yedik. Arapsa Arapça yedik. Afrikansa Afrikanca yedik. Punksa Pank punk takıldı köpeklerin arasında. Ama o kültürü yaşatmak istedik ve kendimizi de gösterdik. Bizim eve geldiklerinde bizim kültürde nasıldır? Ee, Bat Şeyler serilir. Çarşaflar değiştirilir. Yastık yüzü değiştirilir. Bu bizim kültürümüzdür. Biz de bunları gösterdik tabii. Onlar gelip... Bazılarında bizim gittiğimiz yerde yok öyle bir kültür mesela. Adamlar hiç bilmiyor bile öyle şey. Onları bile gösterdik mesela. İşte biz Türk'üz, bizim kültürümüzde de bu var. Misafir geldi, mi çarşafı değiştir babacan. Bu bir böyledir. Tamam. Fight Club bizim için bir hayat mücadelesi. Ben Fight Club'u bir, yani arabesk olmayın demek istiyorum. Bakın düştün ya yere, ağlama, ağlama aslanım. Kalk, devam et. Fight Club hayat çünkü. Hayat mücadele dolu. Fight Club işte dövüş kulübü. Düşeceksin, ağzın burnun kırılacak. Kanını sil git antrenman yap, öbür maçta yenersin. Sonuçta kupayı almak istiyorsan alırsın. Ama mücadele vereceksin. Fight Club buradan geliyor. Ben o Fight Club'u ceza çektim. Ceza vardı o zaman. Ezel geldi. Ezel dedim bu parçada sen de ol. Hı, Hı Ezel de ben Feroy'u getirdi ve böyle oldu. Biz kimseyi düşünerek bir şey yapmadık. Ben hayatımda zaten dismis tanımam. Ben lise gittim. Bak, dis nasıl bir şey amcaoğlu? Diss'e gidersin, dersin ki ben kabul ediyorum. O da der ki ben de kabul ediyorum. Tamam çıkarsın birbirine ana avrat ne diyorsan dersin artık. Sonra el sıkışır gidersin. Hatta öpüşürsün hmm. dışarıda bile. Çok güzel her şey güzeldir. Ama ben onu kabul etmedim. Çünkü ben genç tarihten geliyorum. Bana da zaten göt yemez kimse diz atmaya. Hmm. Çünkü ben hesabını sorarım. Çünkü ben kimse diz atmıyorum. Benim hayattan geliyorum. Hayat tecrübelerini evet. anlatıyorum. Sokaktan geliyorum. Fight Club. Bunun hepsi birden Fight Club. Biz hayat mücadelesi veriyoruz. Şimdi ee, Killa yani. ee, sen hayat mücadelesi verdiğini çok iyi biliyorum. Ben evet, gibi. Ee, bir yerde e, tabii ki çocukluğun da orada geçti, ilk gençliğin de orada geçti ve hala orada e, sen e, sokakta yürüdüğünde de zaten Öyle. bir e, e, efsane e, gibi seninle beraber olmak isteyen gençler var. Ve tabii ki bunlar aslında bir e, Türkleri korumak ya da bir Türk çetesi falan gibi mi başlayan bir şey var? Türk çetesi falan değil, Türk aileleri hayat bir şeyler çocuklarının bir şey olmasını isteyen aileler. Çünkü biz hep sokaktaydık gece gündüz. Bizim aileler çift var diye çalışan ailelerdi. Hiç de hiç rapor alıp da hasta olmamışlar hayatında. Hasta oldu halde yine işe gitmişler. Çünkü bizim Türk işçi olarak gitmiş oraya. Oraya gittiğinde fabrika şefi onun babası zannediyor. Hı hı. Öyle görüyor bizim anne baba. Ne yapıyor lan diye adam bizi gurbetten buraya getirmiş. İş vermiş. Sakın gitmemezlik yapma. Git. 30 sene size gösterebilirim. Bunların hepsi yazılı çizili yani. Biz Türk aileler öyleyiz orada. 30-40 sene hiç rapor almadan çalışanlar var. Senin ailen de öyle. Ailem öyle tabii ki benim ailem öyle. Sen yani zaten ailen öyle çalıştığı tabii için babacan, çok gençliğin çok yalnız geçiyor. Yalnız yani. sokakta geçirdik. Sokakta Biz geçiyor. okul falan yarı yolda bıraktık okulu. Biz sokakta aileyi bulduk. Sokakta gittik. Ben dediğim gibi size ilk ama o ben hapiste dazlak yüzünden girdim. Sonra işte olaylar büyüdü. Sokakta Hı -hı. olaylar alevlendi gitti. Aileleri karşı koyamadı. Aileler hep çalıştı. Biz hapisteyken de çalıştı. Çıktıkken de çalıştı. Hala çalışıyorlardı. Daha yeni bıraktılar. Daha geçen yani daha fazla olmuyor birkaç hafta. Biz hı hı. işçi aileleriyiz yani ekmek parasının ne olduğunu biliriz ekmek yapan insana da asla bir yanlış yapmayız kötü bir şey demeyiz yani çünkü işçi çocuğuyuz abi ekmek parasının en iyisini biz biliriz nasıl olduğunu biz ailelerimizi biliyoruz kimsenin ekmeğine yanlış yapmayız kimseye de o yüzden dis yok bizde yani diss denen bir şeyi biz tanımıyoruz ben tanımıyorum. Sen hayata dis yapmışsın ya. Dis demiyorum ben hayata mücadele ediyorum ona. Dis çünkü dis alışmış millet. Dis attı ona, dis attı evet. ona. Disin de bir şerefi vardı. Onun da şerefini şey yaptılar. Ben o yüzden o şeylere katılmıyorum. Çünkü ben hip hop'un hikayesini biliyorum. Ben hip hop'un dediğim gibi size başından geliyorum. Ben şimdi 2 3 genç gibi böyle dı, 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 dı çok iydin Tamam süper. E yani sonra Olay o değil. Olay bambaşka şeyler. Olay ilk baştan kalpten gelir. Beyne, o beyin de işte ilk kural saygıyı yapar. Ben internette bir hareket yaptım. Millet beni üşütme zannediyor. Ben o anda sinirliydim. Ben öyle internetten falan fazla anlamam. Benim hayatım sokakta geçti, hapiste geçti. Ben anlamam öyle şeylerden. Şey i̇şte sinirlenmiştim ben. O beş kişiye yapıyorum orada. O anda sinirlendim. Alayınıza boru dedim. Ben evet. onlara dedim ama o beş altı kişiye dedim. Bütün bir baktım bütün sosyal medyada olaylar. Sen bize niye şey yaptın lan? Ben size diyorum ki bak. Güzel insan yani kalbi güzelsen bunu anlamıyor musun? Zımbo. Kalbin güzelse güzelsin işte. Ben sana saygı vuruyorum o zaman. Ama kalbin güzel değilse biliyorsun. Özür dilerim Zim... yanlış bir şey demedim ama işte. Hayır yok zımba falan ee, tabirleri. Zımba değil zımbo derler. Kötü tamam. bir laftır. Evet, zımbo yani tamam. boşluk. Daha bir tarifi evet. yoktur. Başka sonu yok o lafın. Evet. Zımbo. Ama 36 Boys çetesi, 36 Kreuzberg'in eee Buradan Berlin 36 bütün Berlin, Almanya tüm gurbetçilere selamlar ve buradaki tabii ki Türkiye'de öpüyorum hepinizi. Ee, bir an gaza getirdim. Tamam 36 Kreuzberg posta kodu değil mi? Evet. Posta kodu. E, 36 Boys çetesi peki bir çete. Bir çete evet öyle. O ne yapıyor peki ne ne? Ee, nazilere karşı, dazlaklara karşı. Dazlakları zaten, dazlakları zaten iflanı kesiyoruz. Yani şu anda onlar da rap grubu falan çıkardı. Onlar da fight club yapıyor Münçin'de falan. Onlar da sağlam tayfa. Şu andaki tayfalar çok sayko. Harbiden onlar da sağlam. Eskisi gibi değiller yani. Biz onlardan nasıl öğrendiysek onlar da öğrendi artık yani. Hı hı. Eskiden şey e Ne yapıyorsunuz? Çete kavgaları çatışıyor musunuz? Öyle o kadar. Gökleri, kavga... Popolar yemez onu o kadar. Evet. Bizlerle savaşmıyor. Burada Kilakan'la oturuyorsun sen babacan. Hı. Tamam. Öyle şey gelip, özür dilerim. Yani He. öyle gelmiyor. öyle He. yok bizim öyle biz yedirmeyiz kimseye kimseye. He. Biz ne diyor sana? Biz insanlarımız oradaki insanlar çalışıp para kazanıp çocuklarını bir şey yapmak peşindeler. Ya hmm. spor, ya doktor, ya avukat, ya artık neyse bir şey olmasını istiyorlar. Çünkü biz sokağı çok iyi tanıyoruz. Biz onu şey de yapmak istemiyoruz Yani çok güzel lan sokak filan. Acayip hepiniz gelin sokağa. Öyle bir şey yok. Bak sokak acayip bir şey. Yaşayın sokağı ama sonuçta eve dön. Ev, hep zaman anne, ana ocağı iyidir yani ana baba sonuçta onların sözü bunları söyleme önemli sonuçta çocukları gençleri seni Tabii. şimdi dediğim gibi e, senin geleceğini duydular buraya e, pek çok genç geldi mesela onlar hepsi yüreği aslan yürekli onlar hisseden yürekler işte bizi evet. sadece savaşçılar anlar ama sen bunları sokağa çağırıp işte e, kötü alışkanlıklara yönlenmesi falan gibi bir nerede yapmışım tav tavsiyen hiçbir zaman olmuyor bak bakayım nerede yapmışım benim hep güzellik insanlık saygı sevgi Arada sırada işte birkaç tane kurular çıkıyor. öyle, O kurular var ya, onlara hmm. laf etmişimdir. Ama geriye hep saygı, sevgi sonsuzdur. Beni tanıyana sor, çevreme sor, sanatçılara sor, herkese sor. Sen de beni şimdi tanıdın. Sen bak dürüstün ben sana ne kadar kıyak. Her gün baba, baba takılıyorsun. Aynen. Ama bir yanlış yapsan o zaman görürsün işte. <laughs> Onlar da öyle işte. Onlar evet. öyle yani. Baba ben kimsenin ekmeğini yemem. Kimsenin hakkını da yemem. Ama hak da yedirtmem. Bu da böyle yani. Biz öyle büyüdük baba. Yani Çünkü Doğru. ben 14 yaşında hapisteydim. Hep grupta büyüdüm ama hapis çok kötüdür ama bir şey vardır. Yanlış yapamazsın çünkü bir yere kaçamıyorsun. Doğru. Yani ben yalanı 14 yaşından beri benim yalanım yok babacan öyle bir şeyi tanımam bizde Peki, de yok. Kila, e, yakın bir zaman geçiştiğimiz haftada falan da bir gözaltına mı alındı yine? Ne? Oluyor öyle şeyler ben, ben yaşıyorum onu hep Almanya'da. Öyle mi niye evet. bu, Alman polisiyle mi anlaşamıyorsun ne yapıyorsun? Yok çok al, iyi anlaştığım için işte beni çok seviyorlar. Arda sağlık getirip <laughs> <laughs> bayram yansın. günü gece yatırıyorlar. Beni e, nasıl diyeyim size şimdi Almanlar bak çok iyi kitle var Almanların. Acayip ellerinden su içebilirsin. Zaten onların sayısına biz de oradayız. Hı hı. Onlar çünkü onun onların sevgisi başka onlar bizi biliyor. Ama onlar kadar bir de nefret eden kitle var. Mesela Zaksonya, hı hı. Rostock gibi yerlerde ayak atamazsın. Şu anda git oraya gidemezsin yani eskiden öyle değildi. Evet. Şu anda Dazlaklar güzel ayaklandı. Çünkü... Kendi çevrelerinde de aldı yürüyorlar yani. Doğru Avrupa'da zaten sadece Almanya ile ilgili değil. Sadece Türklerle de ilgili değil, Avrupa'nın genelinde zaten Var. ırkçı ve sağcı Var. E, politikaların yükseldiği çok bir dönem yükseldi, yaşıyoruz. Çok yükseldiği değil? bir dönem. AFD, AFD diyorlar burada herhalde. Almanya. Biz de AFD diyorlar da. Aha. AFD inanılmaz yani. E, zamanında Hitler'in başladığı gibi onlar da başladı. Aldılar Hı. şu anda böyle Almanya'nın üçüncü kuvvetli partayı burada ne diyorlar? Parti. Ha partisi. E, i̇nanılacak gibi değil. Ama dediğim evet. gibi yani sonuçta bizim şimdiki büyüyen nesil çocuklar hepsi benim gibi Türkçe de konuşamıyor. Onların hepsi daha çok Almanca böyle. Zaten i̇şte bizim Türk, Türkçe rapimiz var diye onlar oradan geliyorlar. Yemin ederim sana benim Türkçe rap yapmamdan bizim o kurallarımız Türkleş daha çok Türkleşti. Yani eskiden bazı kelimeleri ben de bilmiyordum. Hmm. Benim eski replerime bak ilk öyle bildiğimiz kelimeler. Ben Türkçeyi nereden bilirim ki? Ben Almanca okudum. Evet. Ben Türkçeyi filmlerden, gazetelerden. Ama gene çok, medyadan... çok iyi konuşuyorsun. efendim Türkçeyi çok iyi konuşuyorsun. Babacan öğrendik daha Türkçe sonuçta. Anne baba hep evde Türk'tük. Almancayı da böyle konuşuyorum ben. Çok iyi. Evet. Ama biz sonuçta Türk rapinden geliyoruz. Sana dediğim gibi bize demişlerdi zamanla siz kafa yemişsiniz, bu yol yanlış yol ve benim arkadaşım abim Bülent İpek zaten olmasa Türk rap hiç yoktu onu araştırın herkes evet. kartelde ondan başlamıştır yani bobidir olay ve o çocuk 28 yaşında bu hayata veda etti bütün kalbindeki bütün sevdiklerini her şeyini beraberinde götürdü hiçbir şey yapamadı evet. ve ben de onun yanındaydım ve ben onun hayallerini tanıyordum <laughs> ne oldu ben o gitti şimdi ben onun hayallerini getirdim ve o ezel arkadaş konumda onu şeyle gelmişti. Bobby onu yaşasaydı çok mutlu olurdu. Çünkü biz... Bobby imza şeyle tabii, geldi. Tabii çünkü biz cehennemin dibinden geliyoruz. Hip hop'u bize gülüyorlardı. Lan bu ne diyorlardı siz kafa yemişsiniz diyor. Şimdi ezel rekor kıran çocuk Bobby'nin dövmesiyle geliyor. Çok isterdim onu yaşayıp da onu görmesini. Ama kemikleri için oldu. Ruhuna Fatiha. Evet. Peki e, Bobby Bey'e Allah'tan rahmet dileyelim tabii. Peki e, şimdi Kila e, bu e, Fight Club'den sonra tabii... İşte bu birilerine disatmak mı falan filan sen demin onu açıkladın zaten atmadın evet. ama e, Norman derle mesela hiçbir zaman e, anlaşamadın galiba. Ve onunla ilgili de bir e, açıklama video koydum. Bu videoyu koyup eee Norman'a e böyle e, hı hı. Yanıt verdin. Evet. Şimdi e, ne, ne, neden yıldızınız barışmadı? ya da Ben ilk önce yıldızımız sevmem. barışamaz çünkü ben onu hayatımda duymadım tanımıyorum da. Bunu bir daha ciddi söylüyorum. Ben yalancı değilim. Ben harbiden tanımıyorum. Ben ne zaman Türkiye'ye geldim ne onun konserini gördüm ne bana birileri dedi ki bak bu var ya da bu bir şey yaptı. Hmm. Hiç duymadım. Hiç tanımıyorum. Hiç bilmediğim bir kişi. Bu son işte bu olaylardan dolayı e, sizde miydi Okan'da mıydı ne öyle izlemiştim. Böyle. Ben de. He. Tuhaf şey... tuhaf ben tanımadığım bir tip yani. Ben evet. ona da hiçbir şey yapmadım onu da tanımam. O da biliyor zaten. Tekirdek her zaman onu böyle yani biliyor her şeyi. O çocuk benim için bir şey değil ki o. Ekmek parası peşinde olabilir ama delikanlı adam bak gitmiş hürriyete demiş ki bunlar bana, bana karşı şey yazdı. Bana karşı bir şeyler dedi. Hmm. Televizyonda da ondan önce bir şeyler konuşmuş. Millet de oraya takılmış. Diyor, Televizyonda öyle dedi. Tamam ama gazeteye gidip demiş bana karşı bunu dediler. La biz seni tanımıyoruz ki sana karşı ne diyek? Biz bir de dört kişi birleşip sana mı geleceğiz tanımadığımız adama? Ben size hmm. anlattım Fight Club nasıl hikayesi. Ee. Bu Fight Club neye dayandığını da anlattım. O çocukla hiç alakamız yok. Ben onu tanımıyorum bile babacan. Yemin ediyorum sana. Tanısam Bilmiyorum. tanıdım derim. Zaten dedim. Normander ha. de sonra dedi. E, yani ben zaten böyle bir şey söylemediğini, e, bana karşı yapılmadığını. Zaten o e, Fight Club daha önce hazırlanmış. Daha evet. önce bir araya gelmişsiniz. Bu meseleler daha ortada yokken. Normander'in e, Bebeler pisten çekilsin diye yaptığı şarkı yokken siz zaten onu hazırlamışsınız. Peki sen müziğini nasıl buluyorsun? Şimdi o e, dis atma hmm. meselesi falan e, atmadığınız aşikar zaten. Bu Normander de söylüyor zaten Hı -hı. E, müziğini nasıl buluyorsun Normander'in? Bakın ben önceden diyordum ki hip hop'tan başka her şey yalan hatta dövüş falan. hatta başkasına diyordum bak dayak yersin başka bir şey yaparsan öyleydik yani eskiden Hı -hı. biz saygı koyduk saygı hani koyuyduk sonra işte öğrendikçe hayatta kaybedip kazandıkça kaybedip kanadıkça öğrendik saygı vermeyi saygı almayı. Ekmek parası çocuğun biz popçuya da saygı duyuyoruz ben popçu olarak görmüyorum artık öyle şeyler yok yani İnsan onun da bir anası babası var ekmek parası kazanıyor ona ben kötü diyemem yani kötü olsa da dinlemem bakmam giderim hiç arkasından konuşmam bir şey de yazmam yani delikanlılık budur yani erkeklik kadınlara için de bu geçerli yani bir şey demeyeceğim abi sevmiyorsan bakmayacaksın ben de o adamı tanımadığım için hiç bakmadım bile muzini de dinlemedim beni ilgilendirmiyor da yani mı göstermiyor. Ya deyip çıkıp diyebilirdi e, mesela derdi. Ben saygı gösterip göstermediğimi de bilmiyorum. Çünkü ilgilenmiyorum. Çünkü da o adamı. Hı hı. İşte bir kere çıkıp şeyde duyduğunu dedim. İşte yak ya böyle yapıyor. Yak ya biz bilmem ne bilmem ne. İki şamarda. Bak ben öyle şeyleri sevmiyorum biliyor musun? Hep delikanlı olacağım böyle. Hı hı. O beni zaten biliyor ben kim olduğumu. Kendi de biliyor kendisi ne olduğunu. Kim getodan geliyor kim harbi olduğunu da çok iyi biliyor. Ben ona hiçbir zaman bir şey demedim. Ekmek parasına kimsenin karışmam ben. Ama o... Herkes de biliyor zaten. Ben dediğim gibi hiç tanımıyordum. Çıkmış her seneler başı bir şeyler millete anlatıp onların üstünden kazanıyor. Biz eğer ekmek parasını öyle kazanmak istiyorsa buyursun kazansın. Ama bak bize yanlış yaparsa karşılığını bulur. Ne koruma ne de hiç kimse de kurtaramaz yani. Çünkü niye? Haklı adam hak hakkı bulur yani ben de o, haklıyım hakkı bulurum yani. Şimdi bu rapçiler ha. arasındaki bu gerginlik, bu şey Amerika'daki de, e, Rapçiler de, arasında herkes de gerginliği yok yok bir iki tane geyik var başka hiçbir şey yok herkes evet. çok babacan herkes disiplinli biliyor çok babacan yiğitler var bu dışarıda şimdi bizi izleyen hepsi de bomba gibi rap yapıyor hepsi de yüz çeker bomba gibi çocuklar var çok iyi tanıdığım hepsi de böyle hayat şartlarında işte Türkiye şartlarına göre yaşıyorlar ediyorlar yani evet. helal olsun yani bir uğraş var hip hop noktayı bir. Bir noktaya geldik, bir yere geldik yani. Şu anda önüne de geçemez kimse bunun. Ve ben de o derinden geldiğim için şu anda çok saygı diyorum her şeye. Bilmiyorum şimdi o çocuğa ne diyeyim ben. Hani hangi faydası var bir ne yaptı? onu da bilmiyorum. İsterse ne yap bilmiyorum yani ne yaptığını. Ya Ama tabii ilk e Kuran saygı. Bunu her zaman diyorum. Yanlış yaparsan da yanlış görürsün. Kanca kancayı çeker babacan. sen iyi. Kötüsün de ama kötü olur. Ben kimseye bir evet. kötülük yapmadım ya. Kimseye laf da atmadım. Ama e, şey derle ben burada program yaptım. Tanıştığımda çok e, gerçekten de iyi kalpli. Şimdi olay bak babacan olay ne biliyor musun? O Almanya'ya gelse zile bassa, the, aynı Ezel gibi aynı muamele ona da olacak. Ve onlar hepsi benim kardeşim sonuçta. Peki, şunu sormak yani, ama istiyorum. Ama o yan, işte yanlış yapıyor. Tamam. Şunu sormak istiyorum. Gerçekten mesela Ezel sana geliyor. Ceza sana geliyor. Ben Fero sana geliyor. Kardeşlerim hepsi. Bunlar senden çekindikleri için mi geliyorlar? Vallahi bunu ben sana cevaplamak bile istemem. İsterdim ki onları da tek tek çağır kendileri nasıl olur. Ben hatta yaptım. Bak bu bir aşktır. Kalptir, beyindir, sevdadır. Onun önüne geçemezsin. Bizim kardeşliğimizin önüne kimse geçemez. Hı hı. Biz nasıl ateşten böyle geçiyorsak şu anda yine geçeriz. Çünkü biz kardeş için cehenneme girer ararız. Bu öyle bir söz değil yani. Cehennemi bilir misin? Oraya ha. girer seni ararım kardeşim sen. Ee. Bu bizde böyledir. Sen de nasıl bilemem babacan. Kaçar mısın, atlar mısın onu bilmem. Ama ben gelirim. Er kardeşim sen. Evet. Biz de böyle. Onları bilmem. Biz gurbetçiyiz. Biz zamanında izine gelirken yolda birisini gördüğün zaman Almanya plakası olsun önemli değil. Nürnberg mi? Arka arkaya beraber gidiyordun Türkiye'ye. Biz böyle bir yürek geldik. Biz hep birlik beraberliği tanırız. Hani öyle. kimseye bizim öyle şeyimiz yok. Biz Türklüğü daha çok şey yapıyoruz. Çünkü neden? Bizde her sene bir hasret var beklediğimiz. Sizde yok o. Biz her sene bekliyoruz. Lan onu göreceğiz. Şunu yapacağız. Şunu götürelim. Hala bu sene olmuş. 20 kilo et getiriyorlar. Et gelir mi oğlum? Geliyor işte. Bizimkiler getiriyor. Ne eti? Aynen. Buzluğa koyup et getiriyorlar. Burada pişirip yiyorlar abi. Bizim kültürümüzde biz hala yaşıyoruz. Biz hala onu yaşatıyoruz. Burada geliyoruz. Bizim sevdamız yüreğimizde hala aynı. Çünkü neden? Her sene hasret yaşıyoruz. Siz belki hepiniz buradan kaçmak istiyorsunuzdur. Çünkü niye? O hasreti hiç tanımadınız. Doğru. bizim çok farklarımız var aramızda. Bunları daha çok şeyler var da şimdi zamanımız işte olduğu kadarını anlatıyorum. Bayağı hızlı anlatıyorum. Abiyi konuşturmadım yok, bile galiba. Yok yok, e, zamanımız var da. Mesela e, ilk kural saygı. E, o şarkı var mı arkadaşlar? E, o şarkıyı bir e, dinleyelim. Orada diyorsun ki ben gelirim ezelden can kardeşim ezelden Tararım. Senin haberin yok belki ama ben kardeş için cehenneme girer ararım. Evet. Yani mesela ezeli tabii ki burada e, büyük bir e, onurlandırıyorsun aslında. Tabii. Çünkü e, ben gelirim Ezel'den, Can kardeşim Ezel'le diyerek e, sözde de yazmışsın. Tabii ki. Hı -hı. Bir dinleyelim bakalım o şarkıyı arkadaşlar. Ha Yok mu? Tamam. Birazdan. İki versiyonu var onun zaten. Şimdi bir de İki Remix çıktı yeni. Evet. Onun bir hardcore versiyonu işte bir de Remix versiyonu daha yumuşak olanı. Millet diyor abi onu daha çok beğeniyoruz. Biliyorlar. Öbür tarafı da çok beğeniyorlar. Yani dediğim gibi sonuçta bu parçalar gönülden, yaşam arası ölümle düzelin. Sonuçta insan o hatası hmm. olur melek gibi de davransa her güzelin yani bu böyledir baba hayat böyle yani ne kadar yani insan o ya sonuçta melek gibi de davransa hatası olacak her güzelin onu yeter ki e, altyapı önemli işte bak Almanya'da o çok güzel Avrupa'da hemen direkt atmıyorsun ya da demiyorsun bu amcaoğlu daha iyi gelsin o bizim amcaoğlumuz hmm. öyle bir şey yok o amcaoğlu olabilir ama bu teknikten daha iyi anlıyor onu getirelim amcaoğlu da gelsin ondan öğrensin orada öyle burada evet. biraz daha koyu her şey daha çok böyle kaba yok bu böyle yok. Bu altyapıyı, işte bizde bu altyapı var. Bak biz orada büyüdük, çok belalarda büyüdük ama onu temize getirdik. Bak ben sana diyorum, biz belayı getirip göstermiyoruz kimseye. Temizliği gösteriyoruz. Bizim rap o, onu anlamaları lazım ilk baştan. Çoğu da anladı zaten aileler. O yüzden de bizde, bende, çoluk çocuk, bizim orada herkes gelir yani bizim evde. Ama tabii sizin getto, bildiğim bir getto. Değil mi? Sen gettodan e, geliyorsun. Orada yaşıyorsun. Evet, İşte evet. ve tabii e, yaşadığın bütün zorluklar var. İşte Normandiya derken de senin hiç ağzın burnun kırıldı mı... E, burnun kanadı mı? Yani rapçi ya kendisi onun için demek istedim. Tamam kardeşim rap yapıyorsun da dis bilmiyorum ne yaptın da evet. ben gangster rap'ten geliyorum. Yani benden ben gangster rap'im. Ben dis falan o olay değil. Ben okula falan da senin gibi gitmedim. Hani sen ben rapi rap gibi yaşıyorum. Harbi rap olacağı gibi hikayeye bakarsan ben tam rapin yaşayan bir adamım. Ama Norman'da de e, iyi çocuk. Bilemem tanımıyorum Bak, işte. Ben onun ben tanıdım gerçekten de. E, güzel, modern çağdaş Atatürkçü. Son derece de e, müziğiyle e, ya Atatürk uğraşan... Atatürkçüse zaten güzel insandır. O o, o zaten Bak, babam. Aldım o anı öyledir, anı. o öyle. Biz, biz Atatürk zaten o saygı sonsuz. Babacan, Eyvallah. hani ona hiç o laf yok yani. Aynen. Biz Atatürk'ten Eyvallah. sonra gelen Türkleriz. Onu kesinlikle bilelim. Babacan, sorry six forever. Berlin öpüyorum sizi. Crossback, evdekiler, hepinizi. E, şimdi bu e, tabii dediğim gibi ezeli e, defalarca e, söyledin. Evet. E, ondan sonra... Ezel de zaten Bobi'yi anıyor e, sözlerde. Yine aynı tabii, şarkının, tabii, tabii. şarkının sözlerinde. Sevgi işte aşk bu Öğrendim saygı. Öğrendim eskilerden diyor Bobilerden diye. E, onu söylüyor e, bu şarkı sözünde. Dolayısıyla Ezel böyle büyük bir e, kardeşliğim var. Güzel bir çocuk. İ, i̇nsan olarak bak ben insanlıktan konuşuyorum. Şimdi biz Ceza ile peki? Ceza da var. Gül gibi çocuklar. Böyle bak gül bahçesinde tikensiz gül onlar hepsi. Bunu size söylemem lazım. Öğrenmişler. Güzel insanlar. Kültürleri var. Saygıyı sevgiyi bilirler. Kimsenin ekmeğini yemezler. Hatta hmm. ekmek verirler, ora buna yardım ederler, kimse bilmez ama hepsi güzel insanlar. Ben bilmem o orada kime düşmüş, bir daha orada kiminden katmış bilmem abi. O herkesin kendi şeyi, onu bilemem. Benim bir tek bildiğim bir şey var. Geldin yanımıza insan mısın abi? İlk ona bakarız biz. İnsan mı bu ya kardeşim? Bu insan mı? İlk ona bakarız biz. Çünkü bizde ilk önemli olan insan. Tabii ki Türksen kanımız sana daha çabuk yakın. Çünkü dilimiz aynı ama Türk olmadan önce de insan olmak lazım. Bu ilk geliyor. İlk insan olacaksın ondan sonra abi Türk olacağız yani. Evet. Çünkü o ondan öncesi oluyor. Benfero peki? Benfero? Benfero say, saygı sonsuz. Saygı böyle bir şey görmedin yani. Nasıl sana diyeyim? Böyle bir saygı hani olur ya saygı dersin bu kadar çok güzeldi. O onun üstünde saygı gösteren bir insan. Ya yani belli sözü de, sözü de var zaten. Onu da verelim arkadaşlar. İlk Kural Saygı albümünden yok pardon şeyde Fight Kulüp'te. Evet. Fight Club'te var. Fight Club'de diyor ki abilerin abisidir evet. baba Killa Hakan. Kardeşlerin Onu, kardeşidir o da. Öyle mi kardeşlerin ka Abi çok güzel bir kardeştir. Çok disiplinli, çok Ama Ama mesela Demet'le tabii Demet Akalın'la tanıyorsun. Popçu. Ha, evet, Demet, tam, Demet Akalın tanıyorsun. tabii, e, Demet Akalın'la işte güzel. beraber e, mesela e, bir rapçinin popçuya söz atarak popüler olmaya çalışması konusunda ne diyorsun? Çünkü Benfero mesela bunu yaptı. Demet Akalın'a bir söz yazdı. Orada geçirdi. Sonra Demet'le beraber bir düet yaptılar. İşte şu an ekrana gelen e, klip. Ve oradan tabii çok daha popüler oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ben Ferro'yu tanıdığım için e, Demet Akalın'ın da de çok iyi insan olduğuna inanıyorum. Dedim ya o da insan olarak bakmıştır. O da ona insan olarak bakmıştır. Hmm. Ve iki tane güzel insan çok güzel bir parça yapmıştır. Ben onu öyle görüyorum yani. Popçu falan öyle bir müziğini şey yok. Müziğini falan. Için. Ben Ferro'nun müziğini nasıl buluyorsun? Kendine özel, kendine ait bir stili var böyle ve çok da harika böyle. Çok güzel. Kendine hani Türkçe'de olması gereken bir şey. Herkes aynı bir şey yapacak diye bir şey yok. Tabii ki flex olacak. Ta -ta -ta -ta, o ayrı bir şey. Ben gangster rap'im. Benimki apayrı bir şey. Aha. O çocuğunki de bambaşka bir şey. Çok güzel yani. Harika. Dediğim gibi biz Amerika'dakiler gibi yap. Aynı tarzlar ama kültür aynı değil. Yani Hı -hı. her hafta biz adam vurup ya da onun çocuğunu ya da öyle bir şey yok baba bizde. Biz tam tersi. Hayatımıza gelecek olursan ezel. Hepsinde öyle. Ceza meza. Hep öğretici. Hep nasihat uyuşturucudan uzak dur. Ne yaparsan yap, spor yap. Babanın ananın sözünden hiçbir zaman çıkma. Bazen biz de gençken diyordum lan babam annem lan. Aynen yani salla ama şimdi anlıyoruz yani. Ve bunları da çocuklara işte anlatmaya çalışıyoruz. Bak ben de babama böyle diyordum ama bak bunu hmm. böyle yap. Dövmeden tatlı dille biz şiddetle gördük ailede. Benim babam pelvandı. Benle her gün benden yani zaman buldukça belim belimi ya, olaylar yani. Onunla gördük. Ben güreşten de geliyorum. Benim babam milli güreşçi. Biliyor, milli güreşçi baba. Evet ve altın madalyası var. Bunu da hani herkes bilmez. Evet. Ama e, bilenler bilir. Türkiye şimdi. Ali Rıza durmuş. Evet, arşivde şeyleri var. Milli güreşçi. Evet. evet. Aynı zamanda daha bayağı şeyleri var da neyse işte ben doğduktan sonra o da bırakıyor işte orada. işe başlıyorlar. Aha. Gece gündüz ondan sonra 40 sene boyu hiç durmadan çalışıyor. çalışıyorlar. Işte. Çalışıyor, Bu çalışıyor. 40 sene içinde de ben Aynen. biliyorum işte. Arasında Zaten Türkiye'de maalesef. Almancı, Almanya'da yabancı olmak maalesef, üzerine evet. kurulu senin Müziğinde. Evet. Ee, Benfero'nun var mı arkadaşlar? Ee, abilerin abisidir baba Killa Akan. Görelim. belki <laughs> birazdan gelecek o. Ee, Türkiye'de Almancı, Almanya'da yabancı ee, değil mi? Evet. Şimdi bu olaylar Türkiye'de Almancı gerçekten öyle ya. Bak millet zannediyor ki biz Almanya'da e, parayı havadan geliyor falan. Yok baba biz de orada mücadele veriyoruz yani. Tabii ki bazı şartlar çok daha güzel. Hani Hı -hı. Avrupa standartları şartları. Ama sonuçta mesela ben buradayken bir kasada duracağım alışveriş yaparken bana sen hiçbir zaman diyemeyeceksin ya sen burada olmasaydı şimdi sıra bana daha çabuk gelecekti ben hiçbir zaman bunu bu ülkede duymayacağım çünkü ben de aynı bu ülkedeki insanların tipi gibiyim ama orada ben bunu çok duyuyorum hatta en son Cezaynan tak taksi bo onlar da şimdi izliyordur Hı -hı. en son onlar yanımdayken alışveriş merkezine gittik. Alışverişmesinde ne kadar insan varsa bize şey yaptı ya. Hepsine laf yetiştirmeye baktım yani. Sırf sırada durduk diye. Var dediğim gibi o kitle Alman kitlesi var da sevmiyorlar. Görmek bile istemiyorlar. Peki e, şunu söyle Kilat. E, Türkiye'de Suriyeliler var ve Suriyelilere de son yıllarda oluşan tepki var mesela. Tıpkı e, belki de e, bizim Almanya'da yaşayan. Hemen Türk... anlatmam lazım, Lütfen. hemen seni kesmem lazım. Tıpkı belki derken çok yanlış. Öyle bir büyük yanlış ki bu bunu hemen düzelteceğim şimdi. Çünkü evet. bizimkilerin emeklerine çok yazık oluyor. Bizimkileri çağırdılar, gelin dediler. 1960'larda. E, biz doğru. neyiz? Biz misafir işçiyiz. Biz savaş kaçakları değiliz. Üstelik savaş olsa ölene kadar ülkemizde kalırız. Bunu da buradan söyleyeyim. He, onlar doğru. E, kendi ülkelerine bırakıp geldikleri He, için. Biz öyle değiliz. Ama... Bizi çağırdılar. Gittik bir de güllük gülistanlık ettik oraları. Bizi duvarın dibindeydik. İnsanoğlu yoktu. Ölü 5 gün sonra bulunan yerlerdi oralar. Oralarda Neler yaptık neler. Kronosberg'den bahsediyorsun. Tabii babacığım merkezi yer oldu. Şimdi evet. dünyanın en merkezi yeri en büyük parti alanı seçildi. Kreuzberg Bak ya hı hı. bizim doğduğumuz yer, bizim yaptığımız yer. Biz oranın enerjisini veriyoruz yani. Bizim o, o enerji, oradaki bütün duyduğunuz işte o dünya çapında birinci olmalar filan. Biz oradayız. Bizim altyapımız. Millet hor görüyordu böyle sokakta oturanı filan. Biz Türkler onları öyle görmedik. Çünkü biz biliyoruz açlığın ne olduğunu, metaliksizliğin ne olduğunu. Banklarla büyüdük mesela. O insan orada oturuyordu ona bir şey yapmıyorduk. Hatta gidip böyle karnı aç mı diye sorup bir şeyler verdiğimizde onlara da Almanlara biz öğrettik. Ee, bir aç'a yemek verilir ya bu yapılır yani. hani Bu Allah tarafından evet. böyledir yani. Biz Şu... de hani Allah'a inanan insanlar olduğumuz için kalpten. Hı hı. Bak ben camiye yani ben sokakta geçirdim hayatımı. Camiye gitmem ama cami benim kalbimde yani. Allah evet. benim buramda. Ben dediğim gibi yalan söylemiyorum en büyük zaten Allah'a yakın olmakta yalan söylemeyeceğim. Kimsenin namusuna göz dikmeyeceğim. Bu kadar iki tane olay var ya bitti. Yalan söyleme namusuna kimsenin göz dikme. Delikanlısın Allah'a en yakın adamsın işte. Bu kadar evet. kolay hayat yani. Ben de bunu yapıyorum işte. Peki e, Kreuzberg'den görüntüleri görelim. Pitbull'lar var. senin ee, evet. Senin, senin köpeklerim ya da? Var abilerim, kardeşlerimin. benim onu, de onu. vardı. Ben köpek diye aldım. Ayı çıktı onu şimdi verdim. Öyle mi? Maalesef Nasıl köpekti? Aldı, Ay, Burble diye rastlıyor. Ben onu öyle aldım. Küçüktü çok tatlıydı. Resimleri de var. 7 aylıkken zaten çektim. Ben de şaşırdım lan dedim. Biz mi yanlış aldık bunu? Sonra, <laughs> Sonra ama baktık Burble rastlaymış. Öyleymiş. Bey, Dışarıda yaşıyormuş. Kadın da bize hiç söylemedi. Sattı direkt. Bin euro verdik zaten. Evet. Ya gitti işte. Onu ya üzüldüm ama bir daha da almam köpek yani. Ona çok üzüldüm. Ormana götürdük verdik. Öyle Ormanın kenarında yaşayan bir aile ha. vardı. Kaldık mı işte. Bir market mi işletiyor evet. baba? Evet. Şu anda bundan iki hafta önce maalesef kalp krizi geçirdi. Artık dükkanı şey yapmıyorlar. İkisi de yaşlandı artık. Evet. Arkadaşlara verdik. Ha. Dükkan daha bizim ama başkaları yönetiyor. Başkaları yönetiyor. Evet. Ee, sağlığı nasıl şimdi babanın? Şimdi Allah şükür iyi. iyi. Güzel geçmiş olsun. Allah şükür gidiyoruz. çok iyi şu anda. E, Kilo e, mesela sen bu hayat tarzını daha ne kadar devam etti? Mesela çoluk çocuğa karışmak, evlenmek, e sonra bunları yaptıktan sonra belki bunlardan tamamen elini ayağını çekmek mi? Nasıl? E... Şimdi elimi ayağımı çekmek gibi bir şey ben planlı yapmadığım için benim hayatım bu. Hı hı. Benim evlendiğim zaman benim hanımım da bunu sevecek. Benden beraber bunu yaşayacak. Çünkü ben kötü bir şey yapmıyorum. O da bunu sevecek ve çocuğum Hı. olursa o da bunu sevecek. Ben sonuçta mikrofonla öleceğim çünkü ben bir şov yapmadım hayatımda. Bu benim hayatımdaydı ve ben bir arkadaşımı kaybettim abimi. E. Bu çok ciddi yani. Ben bir can kaybettim bu yolda. Bu Hı -hı. yolda gelirken işte o öldüğünde millet onu diyordu. Ben Türk rap'i ben size demedim mi Türk rap'i hiçbir zaman meşhur olmayacaksın. Türk rap'i hiçbir zaman işlemeyecek. O zaman kimse yoktu. Herkes evinde yatıyordu. Biz onları yaşadık. O anda ben Bobby'nin gittiğini biliyorum ve Bobby'nin ne kadar usta olduğunu biliyorum. Evet. Bülent İpek ben onları yaşamış adamım ve şimdi bunları görüyorum. Yani bir nevi çok seviniyorum bir yerde de kalbim acıyor çünkü onun hiçbir şey yaşamadı ki o getirirdi her şeyi. Ve işte o insanlar da gelip öyle şeylerine gelince ben coşuyorum ve kamerada öyle şeyler oluyor. Millet de yanlış algılıyor. Ama umarım şimdi böyle anlatabilmişimdir babacığım. Evet, Olayların gerçeği bu. En azından. E, yani en azından ben sinirli adamım bir de bende sinir var. Ben çok tatlıyım. Dediğim gibi sana bal tatlısı gibi adamım ama e, işte sinirlendirmeyeceğim beni işte. Ben sana yanlış yapmam ama yanlış yaparsan sokarsam da kızmayacaksın. Canımın içi. Anlıyor musun? hani özür dilerim ama yani? Ee, hep gözlüklerle mi geziyorsun? Hep göz. Bazen kalmaz. uyudum da oluyor. Bir kere hatta kendimi banyoda yakaladım dedim. Lan harbiden üşüttün kafayı. Alışkanlık <laughs> olmuş. Babacan o bende kaldı dedim ya sana aranıyordum zamanında. Ee, şimdi diyeceğim hapis şey diyorlar. Maka diyorlar. Knas maka diyorlar Almanca. Yani hapisten kalan bir arızalık. Arızalık bir şey kalmadı. Ya. Eğer arızalık diyorsanız da arızalık olsun. Sonuçta bu benim bir markam oldu. Aranlı Hayatımda dönemden... benden beraber geldi. Beni gizledi çünkü bir, bir dönem. Hı -hı. Benim en iyi arkadaşım bir dönem. Beni sakladı yani. Peki. Bu da aşağı indi yani. Evet. Bir de eldivenler vardı el izlerimden dolayı. Onları da artık kestim. Üçü hayatımda kaldı yani. Eldivenler artık daha çok takmıyorum. Ama dediğim gibi bunlarla çok yattığım ya da banyoda kendimi yakaladığım oluyor. Ama kendime bir hata görmüyorum. Çünkü ben haklı başında bir adamım sonuçta. Ama benim gibi siz yaşasaydınız hepiniz belki tümaranıda olabilirdiniz. Ben böyle olduğuma çok seviniyorum. Mutluyum. Gözlüğünü çıkarsan desen çıkartır mısın mesela? Seni gözlüksüz görmek isteyen e, bazen... Bir iki tane e, fotoğrafım var e, evet, geçmişte var, var. de. görebilirler gözlüksüz seni gözlüksüz e, çıkart çıkartmanı istesem çıkartır mısın şimdi? Ee, bak sana sonra çıkarayım babacan odada istersen. Ama şimdi buradan yapmayayım tamam. çünkü. Okay, okay. onu yani gerek yok çünkü tamam. o gözlükler yani <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Yani çok, çok mu ısrar ediyorsunuz? Onu mu diyorsunuz yani? Kırma mı bizi diyorsunuz? Çok ısrar etmen lazım. Ben öyle birden çıkarmam ki baba tamam, gerçekten gerçekten, gerçekten ısrar ediyoruz. Ee, kırma bizi diyoruz. Bak buradaki arkadaşlar da diyor. Bakın öyle mi diyorsunuz? <laughs> evet bak aynen. Yakın al Ama şimdi terledim ya belki şey evet. olur neyse. Yok evet. ya olmadı. <laughs> olmadı. Gözlerim <bir> şey. <laughs> Kendini ee, beğenme. Şimdi e, ışığa şey ya gözlerim şey olduğu evet. için bir de daha yeni Ha bir şey söyleyebilir miyim buradan? Lütfen. Doktor Türkiye göz doktoru. Saygılar abi. Gözüme lens taktın ama Almanya'da yine lazer yedim. Daha yeni leza yiyece. Lazer e, Lazer bana dedi lazer, lazer sana ola, olmaz. Şey takalım. Lens. Lens. İyi dedim dayı. Güvendik işte. Taktı sonra gittim şimdi Almanya'da yine lazer yapıldı. Neyse bu şimdi konu değil ama amca sen bakıyorsan haberin olsun yani. <laughs> Türk, Türkiye göz doktoru mu ne orada ben yeri de unuttum. İstanbul'da mı yaptırmıştın? İstanbul'da ya. evet, ama tamam. kartı var bende. Yani uğrarız. Tamam, git kontrol ettir canım. Gideceğim tabii, gideceğim. Bu neydi daha iyi? Zaten lezzayı yaptırdım şimdi zaten ama. Ha yaptırdın. Ona bir sorayım O yüzden ben. gözlükle çıkarma zaten. E, lazer ha. yaptırdıysan gerçekten beş de. Beş gün oluyor daha. Ha. Beş gün önce. Yoksa daha erken gelecektim. MTV zaten. Almanya e, kanalında 15 hafta boyunca top 10'da kaldın. Evet. Değil mi e, geçmişte? Tabii. E, bu listelerde hep Üstra'yı zorladın. Evet. Mesela Almanların seni kabul etmesi, evet. e, bir Türk rapçi olarak orada tutunman çok zor olmadı mı? Nasıl kabul ettiler seni? Vallahi Almanlar öyle değil yani bizim millet gibi işte orada bir fark var. Biz işte farklar işte bak yanlış anlaşılmasın. Ben sonuna kadar Türküm ama Almanlar öyle değil abi. Hakkı hakkı da veriyor bunda demek lazım yani. Hı hı. Onlar sanat açısından bakıyorlar. Anlamadıkları halde o kitle işte bizi seven kitle onların sayesinde hala orada yaşıyoruz. O kitle bize hep destek verdi. İslamik force olduğumuz halde bize onlar anladılar. Sanat sanat gözüyle bakıyorlar Çünkü onlar. Daha önce İslamik forcesun, değil mi? Tabi. Grubun adı öyleydi. Tabii İslam İslamik force onun da işte hikayesi var. Neden İslamik force? Çünkü hep bizi üçüncü sınıf insan olarak görüyorlardı. Biz de Zulu Nation. Bak bunları kimse bilmez. Zulu Nation, Afrika Bambaata, South Sonic Force'lar. Bunlar da öyle bir birikimlerdi işte. Afrika'nın da tür tür şehirleri var. Hani bir Afrika değil ki bir Çok sürü tür şeyler var. var. Onlar var. da işte öyle mesela kendi aralarında savaşan Şeyler bile var kabileler. Hı hı. Bak onlar bile hani öyle birleşip Zulu Nation gibi işte şeyler oluyorlar. Savaşmadan Zulu Nation, Afrika Bambaata. İşte biz de İslamic Force. Hı hı. Biz de çünkü tek Türk olarak İslam değiliz. Başka İslamlı yaşayanlar hı hı. da var. İslam biz de İslamic yani. Force ve de biz de müzik yapıyoruz. Biz de yaşıyoruz. Bizim kültürümüz de bu. Ve biz de insanız ha. Bunu da unutmayın. Biz de eğlenmek istiyoruz. Bu da var. Sonuçta tabii ki namazımızı da kılarız, ederiz ama biz de eğleniriz. Bizim de her şeyin bir yeri noktası vardır. Yani biz hı hı. eğlenen insanlarız. Biz öyleyiz yani baba. Allah karşı sonsuz sevgimiz, saygımız, ölürüz. Ama eğlenmek de isteriz yani bu hayatta. İnsanız çünkü sonuçta. Biz böyle görüyoruz olayları baba. Kızan varsa kusura bakmasın ama doğru, baba, doğru. Baba. Bu işler böyle yani. Bu işler. Işte Peki, Peki mesela şey senin hani? sosyal medyadan e, şuraya gel, buraya gel dediğin olaylar var. Ha? Ha. Ve gerçekten de gidiyormuş. Diyelim ki sabah 5'te Krausberg'de bilmem ne köşeye ya Ya da Krausberg'de başka bir yerde. O hatayı daha yapmıyorum. Bir kere yaptım onu. İyi ki de orada gelmedi çocuk. Ben işte ben öyle üşütmeliklerim oluyor bazen. <laughs> gelmedi ki, mi çocuk peki? İyi ki de gelmedi işte. O yazmış bana. Ben o kadar güzel yazmış, yazmış ki ben zaten dediğim gibi internette fazla şey yapmıyordum. Daha yeni yeni şey yapıyorum. İşte burada tam bizim evin biraz ilerisindeki bir yeri yazmış. Dedim gitmezsem şerefsizim ya. Zaten yakın. Hmm. Bir de sabah sabah kalktım tünel görüyorum ortalığı. Öldüreceğim onu ya. Bana ben gidiyorum öldürmeye gidiyorum. Adam öldürmeye gidiyorum sabahın köründe. Olaya bak. Gittim oraya işte bekledim bir resim çektirdim gönderdim. Sonra çocuk bana yazmış. Abi ben seni seviyorum şaka yaptım filan. Bir an düşündüm böyle. Bir an ben düşündüm ben kimim? Ne yapıyorum diye düşündüm. İşte orada ilk uyanırım oldu orada oldu. Evet. İşte ikinci hatam hata denirse eğer ona bu işte o ezel olayındaki benfer o yaptığım olaydı? O da aslında hata değil de işte millet üstüne alınmış. İkinci Boru çayını diyorsun. He? Boru diyorsun. Ne? Ha alayına boru aynı -Boru, boru Ha. Birincisi Sümeyye Simirna vakası, ikincisi o alayına boru vakası. Umarım üçüncü'sü olmaz yani. Aslında hep hep öğreniyorum ben. Hani olmasın ben, tabii canım. Yani olmasın o, tabii canım. Ne gereği var? Şiddet doğru bir şey değil. Değil, bak öyle bir şey değil. Evet, e, sokaktaki şiddet de doğru değil. Değil. E, tehdit de doğru onu değil. Onu anlatmaya çalışıyoruz evet. işte biz. Onu anlamıyorlar. Ben onu diyorum. Bak diyorum güzel kalpli insan diyorum. Ya güzel kalpli insan. işte anla da sen güzel değil misin hmm. yani? Şimdi güzel kalpli değil misin? O zaman sana o işte. Evet. Yani ben de onu diyorum işte. Kötü kalpli de O diyorsun. işte. Sen de biliyorsun ne olduğunu. Hepimiz biliyoruz. Artık herkes biliyor kötü kalpli insanların hak ettiğini. İyi evet. insanlar da on, bizden yani. Saygılar. Peki e, Fight Club e, beğenildi mi sence? En fazla dislike alan e, şarkı ne oldu bu senin? Ha. Neden kaynaklandı bu? E, Fight Club e, 33 milyon. Mekanın sahibi 89 milyon izlemiş mesela normalde. İşte oradan zaten görebiliyorsun kim ne yaptığını. Her şey zaten ortada belli. Belli olan bir şey daha var onu da öğrendim. Bizim de çevremiz kolumuz var tabii. Öyle sokaktan da geliyoruz dediksek boş değiliz yani. Aha. Onun arkasında çok zengin adamın, kodaman adamların bir tane adam yani. Benim bildiğim bir tane fazlasını araştırmadım zaten takmadım da ama bana anlattı çocuk. Bir tane zengin, çok zengin bir adamın torunu olmuş. Hmm. O ismini de söylemek istemiyorum, reklamını da yapmak istemiyorum. O torunu destek veriyor işte buna. Kendisi de DJ'lik yapıyormuş. Ulan sonradan baktım yıllarca suyunu, şeyini, çikolatasını, bilmem nelerini yediğimiz adamın markaları yani. He. Bunların şeyleri de var. Bilmem ne? Üniversiteleri, okulları falan da var. O dediğim arkadaş da oradan gazı veriyor bunlara tamam mı? Biz He. bunlar şahitli yani böyle hikaye değil. Şimdi o biliyordur kim o DJ dediğim şu anda bakıyordur zımbo. Kim olduğunu da biliyordur. Bunlar hak yiyen kişiler. Bunlar Allah tarafından cezalandırılacak kesin. kesinlikle. Ben, ben anladım şimdi ben de ismini şey söyleyeyim. biliyorsun işte kulağıma, onlar. Kulağıma onları ben öğrendim bana kağıtlar bile geldi <laughs> ne olduğunu. Ben para dedim en, ona ben para verdi dediysem verdi. Bakın madem o kadar güzel madem o kadar 84 milyon yapmış. Ben Avrupa'da gidin açın listelere bakın. Dünya listesinde ben varım. MTV'ye şimdi yine ben girdim. Genius chart'lara ben girdim. 84 milyon bizden iyiyse o niye girmemiş babacan dünya listesine. Hı hı. Çünkü dünya listesi de numara yok. Anladım. Öyle giremezsin o, oraya. Evet. Sen bana bana yapabilirsin sürü psikolojisini. Benim gibi bizim gibi Türklere 1200 dislike yaptırabilirsin. Hı, hı Ama dünya onu görüyor. Biz dünya çapında gir listelere ben varım o yok. He. Kusura bakmasın isterdim ekmek parası oldu ama gerçekte bu babacan. Çoluğu çocuğu kandırıp böyle bot hesaplarla bize 1200 yapmışın. Eğer beynim varsa beynin bak burada beyin var. Burada da kalp var. Tamam bu kalpten böyle çalışıp buraya gidiyor. Bu insanlık yapıyor. Eğer sende bu varsa o parçayı dinlediğin zaman kötü diyemezsin. Çünkü o parça dünya çapında bir parça. Bunu dünya biliyor. Türkiye'de var birkaç öyle insanlar ama onlar da düzelecek. Çünkü biz de öğrendik zamanında hatalar yaptık. Başka türlü hatalardı bizim Anladım. yaptığımız. Onlar da şimdi böyle tür hata yapıyor. Ama belki de bugünden sonra olacak değişecek. Ama öğrenecekler. E, Ama o taraf destek aldığını size söyleyebilirim. O 1200 tane destek insanlar öyle şeyinden değil yani. Arkadan gazlı gazlı yaptılar onu ve biz de bunu gördük. O dediğim kişi de sen biliyorsun kim olduğunu. Anladım. Herkes de şu anda daha iyi anladı olayı. Anladım. Buradan da saygılar diyorum. Dediğim gibi kanca kanca çeker saygıya saygı. Bela da bela. Dişe diş kana kan göze göz Şimdi şu tip olarak, tip olarak bizim orada böyle çocukları soyuyorlar, şey yapıyorlar. Bunlara biz sahip çıkıyoruz böyle tiplere, shortmord, küpe falan öyle. hani bunlar böyle güzel çocuklar, tatlı şirin çocuklar bizim orada diyorlar bunlara. Kötü değil, Allah korusun. Cakışıklı çocuklar, temiz, parfümlerini hep kullanırlar, hep güzel kokarlar. Hep e böyle kötü bir temizler. şey değil bu. Kötü bir şey değil. Ben kötü mü dedim şimdi? Yani. Ben sana diyorum çok güzel bir şey. Yani. Yanlış anlama, bak benim dediğimi dinle. Çok baba diyorum, çok güzel kokuyorlar. Ben ondan beklerim böyle bir insandan. Ne beklerim? Temizlik beklerim. Gül gibi kokan insan gül gibi olur. Nasıl olur? Çıkar ortaya diyebilir mesela. Değil mi? Arkadaşlar ben hürriyette onu öyle demek istemedim. Böyle böyle. Bu benim abimdir. Bunlar da benim kardeşimdir. Ama ben ondan ne duydum mesela? O olaylardan bakmak mecburiyetinde kaldım. Okan Bayülgen'in ilk Hı -hı. şeyine. Benim duyduğum şuydu ondan. İşte çocuklar bunu yapıyor. Biz de bırakın yapsınlar dedik. Zaten kontrol bizde. Evet mekanın sahibi biziz kontrol yani. Kontrol bizde derken sen mafya mısın? Hanginin neyin kontrolü sende ya? Bir kere Hip hop özgürdür baba. Hiçbir şeyin kontrolü olmaz müzikte. Rap'te hele hiç olmaz. Özgür yürektir. Son nefeste bağıracağız rap özgürlük diye. Anlıyor musun? Hiç yoktansa bunu bileceğim. Bir kere orada ben zaten dedim bunu anlatıyor ya. Hı -hı. Anlattığı şeyler çok iyi bilirmiş. Hani rap ya kardeşim sen rapi nereden bileceksin? Sen internetin daha mı farklı öbürlerinden? Sen Türkiye'de ne gördüysen öbürleri de onun senin gördüğünü görebiliyor. Sen hiç Avrupa dışında yaşamadın ki bizim gibi. Hı -hı. Tam olayın içinde, derin dibinde olmadın ki. Saygı madem bu kadar güzel bir şeysin, çok iyisin. Hani tamam yap yaşa ama doğrulara da doğru olduğunu söyle. O zaman delikanlısın. Ee. Sen şimdi bir şey yapmaya çalışıyorsun ama doğru olanı da yalanlıyorsun. Sen hmm. doğru olanı doğrulasan o doğrular da senden taraf olacak. E Tabii. sen ateş veriyorsun ateşin üstüne ateş atıyorsun. Ateşle bir geri piçkürürse ejderha, ejderha ateşini tanamazsın belki. Ama çile ejderha ateşi gibidir. Hiseder. Çok kişi hissetti bunu. Bak ben çok hapis yattım. Zaten benim de çok hapis yatmamın sebebi benim böyle hani Boyum fazla uzun şey değil ama böyle gözüne kestiren hep oldu böyle. Zaten o yüzden yattım ben içeride. Hep gözüne kestirdiler. Ondan sonra da gördüler. Şimdi şu anda bakan vardır. Birkaç dikişi olan şu anda bakıyordur. Sonradan olayın güzel tarafı onlarla da arkadaş oldum. Hatta onların çocukları şu anda bana geliyorlar. Öyle bir durum oldu yani. Bak ben onu da yaptım. Hani o insanlarla bile barıştım. Bir ortama geldim. Hatta özür diledim. Bak dedim zamanında böyle. Onlar da bana hak verdi. Hatta onlarla samimi konuştum. Dediler evet seni göze kestirmiştim. Sonra böyle oldu. Göze kestirmeyeceksin kimseye abi. El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyo edip piyasaya bakıyor. İnsan olacaksın işte. İlk insan olacaksın. O zaman insanlıkla hep karşılaşırsın. Biz bataklığa düşmüştük zamanında. Dediğim gibi işte işte benim Dazlak'la başladı hikayem. Ona sonra devam etti. Ama saygıyı hiç bozmadım. Kültürümüzden hiç eksilmedim. Ve bayrağı da hiç çamura batırmadım. Hep şerefli Her yere gidebilirsin dünyada. Hep şeref, namus, kirakan Türk bomba derler. Kire. Onu kim tanır? Burada tanıdılar. Ona da saygı. Türkiye global listesi saygılar. Ben dünya global listesindeyim ve şu anda da Avrupa MTV'de yakında program çıkıyor benim hakkımda. Daha başka ne yapabilirim bir Türk gurbetçi ee. çocuğu olarak, okula doğru dürüst gitmemiş bir vatandaş olarak, Türkçeyi kendi çapında öğrenmiş bir kişi olarak Türk bayrağı altında büyük kupalar kazandım ve hala kazanıyorum. Ve en sonunda dünya listesine soktum Türk bayrağını. Cezayla ezilen ben Fero'yla biz Türkçe rap yapıyoruz babacığım. İlk baştan fight club diyoruz. Hayatta mücadele. Ve bu mücadelenin içinde dünya çapına girdik. Bunları görmenizi istiyoruz. Buluk buluk olabilir, belki mağdur olabilirsiniz hayatınızda. Bundan sonra terapi yapın, kurtarın. Size o konuda da yardım etmiş oldum o zaman. Hani en azından o mağdurluğunuzu bak. Şimdi kendinize bir Çöp toplanın, yardım edin birbirinize. Fight club, mücadele, hayat. Ve düştüğün zaman kalkmasını bil. Ana babana saygısızlık yapma. Büyüğüne hep saygı göster. Küçüğünü sev. Ben hani bu kötülükse o zaman ben kötüyüm yani o zaman bana kötü diyebilirsiniz. Başka da yani budur yani babacan biz harbiyiz Hayır, yani. E, kimse sana kötü demez ama şu var. Kille Bilmiyorum tabi. onu artık ee, internette evet. <laughs> olabiliyor böyle çok böyle hani kendini bilmezler. Onlar da belki daha bilmiyorlar tanımıyorlar beni ama tanırlar evet. umarım. Siz de bu şansı bana verdiğiniz için buraya saygılar abim teşekkür ediyorum. Ne demek ben teşekkür ederim geldiğin için gerçekten Almanya'dan geldi Kille Hakan ve canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor. Lütfen Killa'ya sormak istediğiniz sorular varsa hem Cengiz Semercio adresine gönderebilirsiniz hem de TV100 adresine Instagram'dan gönderebilirsiniz. Sorun burada hemen Killa'ya merak ettiğiniz her şeyi sorayım. Peki, mekanın sahibi lafı anladığım kadarıyla biraz da böyle bir egosantrik bir laf oldu. Norman Ender'in söyledi. Mekanın sahibi sence kim peki biri desen ee, şimdi herhalde bu olaydan sonra bu mekanın sahibi olaydan sonra ben dedim ya onu tanımıyorum. Sonra olayları gördüm. Mesela İzmir'den güzel çocuklar var. Cashflow gibi o da bakıyordur şimdi buradan. Cashflow selam. Ve o çocuğu tanımıyordum. Bak onu da tanımıyorum. Hangisi Tolerado mu ne ismini bile unuttum. Tolerado mu ne bilmiyorum. O da İzmir'den. O evet. çocuklar bunu tanıyorlar zaten. Evine gitmişler bu çıkmamış falan. Bir sürü hikayeler var babacan. Sokain aşağı doğru sana anlatsınlar herkes. Tabii. Ben şimdi onun reklamını burada ya da kötülüğünü anlatmak istemiyorum. Hı -hı. Kendi hayatı beni ilgilendirmez. Ama delikanlılar var o İzmir'de yani. Çok baba Hı -hı. işleri yapanlar. Mekanın sahibi onlara anlatsın bana değil ben Berlin Kreuzberg'deyim ben buraya gurbetçi olarak geliyorum ben buraya sırf geliyorum eğlenmeye yatırım yapmaya yani biz buraya hep yatırım yaptık ömür boyu bizim ailem bile burada evimiz yani benim evim var burada biz buraya hep hayatımızı buraya yatırdık yani Hı -hı. çalıştık çalıştık hep buradaydık. Hep buradaydık ve hep hala da buradayız yani biz Rap'in hasını yapıyoruz babacan. Nerede kalmıştım biraz evvel? Özür dilerim. Biraz evvel şimdi buraya yine kafam buraya Meka, girdi. Me mekanın mekan sahibi ha, olarak. Mekanın sahibi mi? dediğim gibi o çocuklara söylesin bakayım. He. İzmir'deki çocuklarına ilk baştan kendini kabul ettirsin. Sonra dünyaya mekan sahipliği yapabilir insan diye düşünüyorum. Ee, daha güzel şeyler var. Daha hoş şeyler var. İnsan hip hopta. İlla ederek bir yere gitmeye gerek yok. Amerika bambaşka bir yol. Amerika'da kaç milyon insan yaşıyor ve orada hip hop oranın kültürü çocuk dede anne baba herkes dinliyor. Hemen orada zengin Doğru. olabiliyorsun. Burada zaten biz zorluk içindeyiz. Ben zaten zorluk altından geldim. Hip hop'u nasıl getirdiğimi size söyledim. E şimdi bu bir insan çıkmış işte yok onlar şey yapsın da biz sonra kontrol ederiz. Hmm. Neyi kontrol ediyorsun İşte güvendiği insanlar sana o anlattığım insanlar işte Aha. arkadan para verip gaz yapan. Türkiye'de oynarsın en fazla burada çökersin o da belirli bir kendi yerinde işte mekanı zannettiğin yerlerde ama sağında solunda çok işte manyak insanlar var sana da çok pis laf atıyorlar zaten sen dişçiysen, hani dis atıyorsan niye onları atmadın bir İkincisi bir şey söylemek istiyorum ben Hı. bir zaman ben böyle televizyona bana birisi bir şey gönderir Ahmet Çakar diye birisi var hakem mi ne o evet. bu adam televizyonda bir şeyler anlatıyor böyle diyor ki hip hopcular diyor annesiyle babasıyla taciz bir şeyler yaptılar diyor tamam mı ben dinliyorum diyorum lan bu ne anlatıyor ya Resmen bize anne babayla şey yaptığımızı söylüyor yani. Açık açık televizyonda. Hip hopçular kokuyormuş. Hip hopçular annesi babasının tacizine uğramış. Böyle şeyler anlatıyor bu adam tamam mı? Bu adam kültürlü adam hani. Ben de direkt baktım Türkiye'de hiç hareket yok. Kimse bir şey demiyor. Bir parça yaptım. Adı Yalaka. O parça da onun ismi geçiyor işte. Ahmet Çakan ismi. Evet için. çünkü evet. bize öyle dediği için. Ben o zaman o arkadaş dis atıyor ya bu senin dediğin hmm. arkadaş. Neydi onun adı? Norm o arkadaş niye ona laf atmadı? Madem dis, hani o işten hmm. geliyorsun. Boş çoğu böyle. Niye, Bir şamarlık bile işini yani. E, tabi lan madem öyleyse orada yapsaydın madem babası. sahip çık ben oradan Almanya'dan burada geldim haber gönderdim oraya dedim. Hop Ahmet kendine gel. Aha. Hani oradan hareketi herkes bilir bakanlar. Madem hmm. öyle babacansın, cansın, babacan çocuksun. Hip hop'tan geliyorsun, hip hop'u seviyon. Rhyme, rhyme mı anlatıyorsun. O zaman o işlere de göz çık. Hmm. Sen bak o çevrendeki insanları anlatırsın. Onu da sıf anlatırsın o arkandaki o babacan, baba adam torununa bırakmış ona. O da sana şimdi destek veriyor. Bizim gibi insanları kötülüyor. Destekler peşinden koşutturuyor. Kendisi evet. de diyeceğim müzik falan yapıyor. Hatta kazananlar kulübü falan diye kendine yazdırmış. Tek kazananlar kulübü burada koçum. Bir gün bir, bir ringde bu yumurun tadını tatmak istersen çok isterim seni. Sen biliyorsun kime dediğimi. Bir tatmanı isterim bunu. Delikanlıysan Boks yapıyorsun değil mi? Ne kadar çalışıyorsun günde? Her gün babacan. Ben Her hayatımda gün. ben ya şimdi annem şey yapayım da doğduktan sonra diyeceğim de ben hayatım benim savaş. Beni ha. benden beni dö beni dövemezsin yani nasıl döversin beni öldürmen lazım. Peki, beni e, dövüp gidemezsin. E, Çünkü sabah kapında beklerim seni yani. hiç işte dayak yemedin mi? Ben mi? Hı -hı. Ben 6 durak dayak yedim ama 7. durak onu onu ağlattım ağlattım. Tabii ki dayak yedim ama nasıl dayak yedim? Hı -hı. Sonunda yendim yani. Anladım. Ağzım burnum benim de kırıldı. Dikişler yedim, bilmem neler oldu. Bıçak yedim, beysbol sıpasını yedim kafama, sırtıma yedim, Mahiyeti yedim böyle boydan boya. Ama kalktım onların hepsini hallettim. Yani ben orada şey olmadım. Hastaneye gidip böyle yaralı değildim. Onlar durmuyordu. Onlar gitti. Benim şahitlerim var. Hepsini bir herkes biliyor. Ben kila işte o. Kila o yüzden kila işte. Kila Kilanın iş... anlamı ha. ne? İşte o, o, anlattım şimdi sana işte. Kila Killer'dan kila geliyor galiba değil mi? İngilizce kila. Kila hep sözünün değeridir. Yalan söylemez. Kimsenin namusuna göz dikmez. Ve harbi savaşçıdır. Hı hı. Kilayı dövemezsin. Niye? Öldürmen lazım. Kila dövülmüyor ki. Kilayı öldürmen lazım. Yoksa yarın kapında bekler. Çünkü niye? Kila hiç hak yemiyor babacan. Hak yemeyen adamın hakkını yersen, canına şey yaparsan üstüne çöker. Eğer hmm. onun da gücü varsa, ben gibiyse çökerim yani. Çünkü niye? Ben hak yemiyorum, benim elimde ne imkanlar var, ne insanlar var, nelerden geliyorum ben. Hani ne evet. cehennem meleklerinden tut, neler neler var yani. Ateşin oğulları, yani çok şeyler var babacan. Bunlar çok derin hikayeler. Ben oraya kimseyi sokmak bile istemem. Kimsenin, gencin aklına bile girmesin. Evet. O yollar başka yollar. Gençler okusun, okul, okul, okul babacan. Sonuçta tek doğru yol okulun olduğunu unutmayın. Ha. Okul anne ve baba. Bunun sözlerinden çıkmayın. Okula gidin, okulu yapın. Ne yaparsanız yapın. Müzik ayrı bir şey. O başka bir şey ama sen için pişman mısın? Evet. Kaçtan ayrıldın? Kaçın sınıfta? Apkan kaldım. Ne yani oldu? Şey, Tamamlayamadım yani. İlkokulu mu tamamladın? Yok ilkokulu bitirdim canım o kadar da şey değil. Al Al şey işte, de bilmiyorum Almanca değil de işte ben de Orta Türkçesini okul. bilmiyorum He. babacan. Orta... 10. sınıf burada ne oluyor? 9. sınıfta 10. Lise. başaramadım yani. He, lise lise He. oluyor. Yani 10. da gönderdiler beni ama bana şey karnesini de verdiler. Dediler bak sen 9'da hmm. git ama sana 10. sınıf karnesini veriyoruz. Evayet hap hapşını diyorlar. Şimdi Almanya'dakiler bilir. Onu aldım. Onu verdiler bana. Ben şöyle dedim bir de. <laughs> şimdi gülenler olur. Evet. <laughs> hani real şimdi büyük okul yani. Orada düştüm, oradan da tam düştüm. Evet. Sonra sokağa düştüm işte. E ben Ferro'dan, Norman der de, buna diyor ki keltoş babana koş diye. E belki... Bak. belki çok saygısızca bir şey. Hani keltoş babana koş. Senin baban kel değil mi yani? Ya da senin ailende sülalende bir kel yok mu? Kel olmak bir hastalık değil ki kardeşim. Bazılarında saçında da yok. Bazıları saçı olmadı diye üzülüyor. Sen bunları düşünmüyor mu ya? Bazı insanların çocuklarında da saç yok. Saç doğmuyor. Bu bir hastalık. Hmm. Bu şeyde insanların şeyiyle oynuyorsun farkında olmadan bak sen babana koş keltoş keltoş çoğu insanların babası keltoş çünkü saçı daha yok sen neyin kafasındasın ya harbiden sen çok yanlış bir yoldasın seni ama o gaza getirenlerde olay o yüzden de hiçbir şeyden çaktığın yok. Sagopo'yu falan nasıl buluyorsun Kila? Bak Sagopo'yla da acayip bir hikayem oldu benim o çocuk da bak çok iyi bir çocuk o çocuk nasıl bir iyi çocuk eskiden ben bakıyorum hiç tanımıyorum onu bakıyorum hmm. çıkardığı albümlerde bana selam yollamış. Hımm. Şimdi hayat kader işte bu. Ben cezayla ilk tanıştım. Hani cezayla onlar da bozulmuşlar. Evet, e ben ne yapayım? yapayım? Şimdi ceza Türkiye'de kalırken ben de, ben de buraya geldim. Ceza o zaman bende kalıyor Türkiye'de. Ben de Hı. buraya geldim Türkiye'ye. Lan dedim buraya gelmişken şu işi halledeyim bunları barıştırayım. Ben abi kafasındayım hani öyle. Tamam. Gittim oraya. Tam yola giderken Almanya'dan arkadaşlarım beni ararlar. Derler Kila geldik seni görmeye biz seni görmek istiyoruz. Ben de dedim oğlum ben şimdi görüşmeye gidiyorum. Tam da ile restorantta buluşacağız. Evet. Onlar da ya ama biz de işte lan biz yemek yiyeceğiz. Ben de restorana gidiyorum derken dedim. Gelin lan o zaman. Siz de gelin yan masada oturursunuz. Hani onlarla konuşurum sonra da oraya geçerim. Evet. Bir geldiler Allah'ını Tam sayko dört kişi böyle dövme mövme. Hepsi de kickboksçu. Bir baktım kendim de dedim zaten lan. Şimdi umarım yanlış anlamaz o çocuk. Hani çünkü biz geliyoruz dedik de çocuk bir evet. geldik. Çocuk harbiden de yanlış anladı belki. Bir de konuştuk ben konuşmam da ona yanlış geldi belki. yanında da kolera hastalık ismi olan kız var ya. Kolera. Evet, evet. O vardı ben konuşurken böyle ben işte bu şekil konuşuyorum da o zaman da öyleydim. Biraz daha mı o zaman şeydim kabaydım hmm. galiba. Çünkü biraz daha serttim şimdi biraz daha akıllandım. Galiba yanlış anladılar mı artık ne olduysa bilmem ben dedim tamam barıştık mı böyle bayağı konuştuk tamam barıştık sen ay laf atmayacaksın sen şey yapmayacaksın tamam mı Sago bak dedim ben de dedim bundan sonra arkanızdayım. Çünkü ben aslında iki tarafla da müzik yapmak istedim çünkü ikisi de benim kardeşimdi ben onu anlatmaya gelmiştim ama yanımdaki Zagoppa o ta... yanlış anladı. Yanımdaki o tayfa, Zagoba'nın yanındaki kolera, yanındaki tayfa ateşe düşmüş. Ne oldu biliyor musunuz ondan sonra? Ne oldu? Bir baktım. Bir baktım sivil polisler beni arıyor. Şok oldum. Karakola götürdüler beni. Sağ olsunlar sonra karakolda zaten resim alemi yaptık ama karakola gittim sonuçta yani. Ee, e, ben evet. onu şey yapmışım. Ne yapmışım? Ne yapmışım Allah aşkına ya harbiden? Ne yaptım lan? <laughs> yani öyle anlatmış demiş beni şey yaptı, <laughs> beni şey yaptı demiş yani. Lan ne yaptık? Oturduk konuştuk sonra, çıktım yani. Olay bundan geliyor bak. Ondan sonra Bozulduk. Hiçbir şey yok. Ondan sonra Aynen. hiçbir şey yok. Olay bütün her şey bu yani. O. Bendeki o Sakobay'la olan aram bu yani. Başka o. bir şey yok. Peki. Böyle. Harikaydın Killi Hakan. Valla çok teşekkür ederim. Almanya'dan geldin. Ee, harikasın. Son bir şey söylemek istiyorsan. Babacan ne, ne diyeyim valla son bir şey. Babacan. Saygı sevgiler diyorum. Saygı herkese. Sevgi, de herkese. selamlar diyorum. Yani <laughs> şımarana bunu diyorum. Öbürlerine de saygı. herkese iyi geceler diliyoruz. Yarın geceler. bakalım neler var adam. programda. <laughs> Görüşeceğiz.